İyi Benim de az sonra. Merhaba, ben Mustafa Ceylan. 27 yaşındayım. İstanbul'da ailemle birlikte yaşıyorum. Aslen Sivaslıyım. Bekarım çünkü gerçekten aradığım aşkı bulamadım. Merhabalar, Begüm Umur ben. Özel bir üniversitede İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorum. 25 yaşındayım. İstanbul'da doğdum büyüdüm ama aslen Samsun Alaçamlıyım. 25 yaşındayım. Merhabalar, ben Neslihan Karakuş. 25 yaşındayım, ziraat mezunuyum. Zaten geçen haftadan da beni biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Herkese merhabalar. Ben Alba Cüngöz, 23 yaşındayım. Mersin Günler doğumluyum. Merhaba, ben Çağlı Sarıoğlu, 22 yaşındayım. Diş teknikeriyim, uluslararası ilişkiler okuyorum. İstanbul'da yaşıyorum, Bostancı'da oturuyorum. Ailemle birlikte yaşıyorum. En İyi Benim programına Selma teyzemle katıldım. Çünkü annem özel sebeplerden dolayı şehir dışına çıkmak zorunda kaldı. Merhabalar, ismim Selma Aktepe, 48 yaşındayım, Rizeliyim, Mustafa'nın ikinci annesiyim diyebilirim. Bu programda da Mustafa'ya yol göstereceğim ve Mustafa'nın ışığı olacağım. Kendimi sadece 3 kelimeyle tanımlarım. Sempatik ve karizmatik olduğum kadar bilakis de maçoyumdur. Çok yumuşak bir kalbim olmasına rağmen yeri geldiğinde gerçekten çok sert ve acımasız olabiliyorum. Ben dobra bir insanım, anladınız mı? Yeri geldi mi kızar, yeri geldi mi gülerim. Ben enerjik, sempatik, biraz hırçın bir kızım. Hız tutkunuyum, motorum da var. Ben kesinlikle esmer erkek seviyorum. Gözleri böyle hafif çekik olacak. Erkek dediğin pısırık olmamalı, ciddi olmalı. Kapkara gözleri olsun, esmer olsun. Benim ailem de yörük ha. Öyle sosyete mosyete olmasına gerek yok yani. Bu hafta tekrar buradayım. Hayatımda gerçekten bana bir şeyler katabilecek, doğru insanı bulmak için buradayım ve bulabileceğime de gerçekten inanıyorum. Hayatımın aşkını bir daha tatmak için ben buradayım. Bu programda inşallah o insanı bulacağıma çok eminim. En iyi kendimin olduğunu düşünüyorum. Bunu özellikle altını çiziyorum. Reklamdan hemen sonra. En iyi benim de az sonra. Hadi koşun gidelim mi? Hadi hemen gidelim. Lady koş kızım, alışverişe gidiyoruz. Doğal süt almam lazım. Neslihan, nereye koşuyorsun? Bizi de bekle. Kemal Paşa. Ay işte buradan yani. Lady. Lady gel. Lady neredesin? Kaymak. Kaymağı unuttum. Mantı koş koş. Hadi koşturalım. Hadi gel birlikte koşturalım. Hoş geldin. Bu ne ya? Benim için mi bunlar? Giyimin falan çok güzel. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Tatlıya geçelim mi? Hem daha da tatlı tatlı konuşuyoruz. Sen zaten tatlısın, yemesen de olur. Bir bayram sabahı. İlk önce senin ailene mi gitmeliyiz, benim aileme mi gitmeliyiz? Dinle beni Mustafa. Ben İsmihan ablaya ne diyeceğim? Sinirlendirmeyin beni. Neslihan şu an şoktayım. Benimle hiç böyle konuşmamış idi. Hiç iyi değilim. Çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Sen eski sevgiline mesaj mı gönderiyorsun acaba buradan? Az sonra En iyi benim de. Bugün haftanın son yarışmacısı olan Neslihan'ın evine konuk olacağız. Neslihan geçen hafta olduğu gibi bugün de güne sahilde başlamak istedi. Hadi gelin hep birlikte yarışmacımızın yanına sahil havası almaya gidelim. Günaydın. Sana da günaydın Neslihan. Nasılsınız? Hemen yakaladınız beni değil mi? Sahile gitmeden önce kahve alacağını düşündük. Kesinlikle kahvesiz dışarı çıkmıyorum biliyorsunuz. Kahvemi içmeden ve Lady'yi gezdirmeden güne başlamıyorum. Merhabalar, ben Neslihan Karakuş. 25 yaşındayım, ziraat mezunuyum. Bu hafta tekrar buradayım. Hayatımda gerçekten bana bir şeyler katabilecek doğru insanı bulmak için buradayım. Ve bulabileceğime de gerçekten inanıyorum. O insanı ben bu programda bulacağıma kendimden çok eminim. Geçen hafta da söylediğim gibi hayatımı paylaşacağım insanın kesinlikle çok temiz, çok naif, saygılı, dürüst, oturaklı bir insan olmasını istiyorum. Bir kadın nerede nasıl davranmasını gerektiğini bildikten sonra ben zaten maçoluk falan kalkıyor benden. Ben o zaman oluyorum şeker gibi adam. Bu hafta doğru aşkı bulabileceğime gerçekten inanıyorum. Çünkü en iyi benim. İki haftadır yemek yapmak yerine Lady'yi gezdirmeyi tercih ediyorsun. Kesinlikle yine çok rahatım çünkü her şeyi yetiştireceğim. Zaten geçen sefer de tam vaktinde yetiştirmiştin. Evet, geçen sefer de zaten hepsini yetiştirmiştim. Bu arada Lady nasıl? Lady çok iyi, gördüğünüz gibi şu an yine mutlu. Peki eve dönünce hangi yemekleri yapacaksın? Bugün Mustafa benden mantı istedi. Yani ona ayrıyetten kendi menümün dışında mantı yapacağım. Mantıyı ekstra mı yapacaksın yani? Kendi menümde de patlıcan yatağında et yapacağım, beşamel soslu. Pilav yapacağım, salata yapacağım ve Kemal Paşa tatlısı yapacağım. Çünkü Kemal Paşa tatlısını da Mustafa çok seviyormuş. Bugün Neslihan'a gidiyoruz. Neslihan'ın menüsü güzel olabilir. Bence yetiştirebilir Neslihan. Mustafa beğenebilir. Çünkü tamamen siparişi Mustafa'dan aldığı için, her şeyi sorduğu için Neslihan Hanım. Bugün Mustafa'ya kendi ellerinde Kayseri mantısı mı açacaksın? Hayır, mantıyı tabii ki açmayacağım. Aslında açabilirim ama bunun için çok uzun bir vaktimin olması lazım. Yetiştiremem diye hazır yapacağım. Tam bir Kayserili gibi mantı yapabilirim diyorsun. Evet, Kayseriliyim zaten. Neslihan'ın menüsü zengin gibi gözüküyor. Zaten dün biz yemekteyken Mustafa ile arkadan bir atladı mantı. Tamam, ben yaparım, hazır. Hazır mantı yapmakta bir şey yok. Çok zengin değil bence, bugün göreceğiz. Neslihan'cığım, 3 saat 50 dakikan kaldı. Biraz hızlanalım istersen. Süremi başlattınız mı yine? Tabii ki de başlattık. Bugün başlatmasaydınız bari. Onca işinin arasında sen Lady'yi gezdirmeseydin keşke. Olsun, ben her zamanki gibi yetiştireceğim. Hadi koşun geçelim. Merak etme, hemen arkandayız. Sahile gittiğini anlayan Lady'nin keyfine diyecek yok. İnşallah akşama doğru Neslihan'ın gezmeye ve kahve içmeye ayırdığı bu dakikalara çok ihtiyacı olmaz. Neslihan yürürken bir yandan da dünkü yemeği değerlendirelim istersen. Mesela Begüm'ün sürprizi sence nasıldı? Hazırladığı video aslında hoş olabilir ama bence ilk gün tanıştığı için ya, bir de kendini çok övdürmüş yani, böyle bir şeye gerek yoktu bence. Daha çok yürüyecek miyiz Neslihan? Şimdi oturalım birazcık, zaten ben de kahvemi rahat rahat içmek istiyorum. Oturmasına oturalım da 20 dakikan bitti bile. 20 dakikam bitti, olsun, ben yetiştiririm, beni biliyorsunuz. Gel kızım. Seni biliyoruz ama geçen hafta ana yemeğini Özgür'le birlikte yapmak gibi bir avantajım vardı. Evet, çünkü soğuk yemesini hiç istememiştim. O yüzden sıcak servis etmek için onunla birlikte yaptım. Ama bugün çok çabuk pişecek bir şeyim olmadığı için önceden yapacağım hepsini. Yani sonradan Mustafa'yla pişirebileceğim bir şey yok menümde. Bugün de mantım ve patlıcan yatağında olan etim enfes olacak. Kesinlikle kendime çok güveniyorum. Neslihan'ın menüsü bence güzel olabilir ama şöyle bir şey var. Yani bir ettir gidiyor. Patlıcanın yatağında et. Geçen hafta da bonfile yapmıştı. Hani bu et yarışını ben anlayamadım. Gerçi ben de saç kavurma yaptım ama ben değişik bir menü hazırladım. Onun çok da değişik bir menü hazırladığını düşünmüyorum. Neslihan Lady'ye bu haftaki rakiplerini anlatıyor. Bak kızım, biliyorsun birinci gün Havva ablam vardı kızım. Hiçbir yemeğini yetiştirememişti. Bastık gibi bir şey yapmıştı. Bunda hiç tuz yok. Sen çok tuzlu yiyorsun galiba. Ben tuvalete gitmek istiyorum. İkinci günde Çağla vardı. Çağla kendini çok kaptırdı. Elini falan tutmalar, işte böyle çok yanaşmalar. Hiç bana göre değil yani. Kesinlikle bunları çok yanlış buluyorum. O da öyle kazanabileceğini zannetti. Ama o da başaramadı. Üçüncü günde Begüm ablam vardı. Begüm ablam da videolarla falan uğraşmış ama bence hiç etkileyici değildi. Bir ilişki yapacak birini arıyorsan tam karşında oturuyor şu an. Akşama zaten biliyorsun, sana dün de söylemiştim Lady. Güzel bir sürpriz hazırlıyorum. Aa, sürpriz mi? Bize söylemeyecek misin? Lady'ye anlatıyorum ama Lady benim her şeyimi biliyor çünkü. Ama sürprizimi size söylemeyeceğim. İlerleyen dakikalarda belki söylerim. Eğer gönlümü, aklımı çelerseniz size söyleyebilirim. Aşk olsun. Lady'yi anlatıyorsun ama. O zaman aklını şöyle çelelim. İlk yarım saatin bitti bile Neslihan. Yarım saatin bittiyse evet, Lady de gezdi zaten. Hadi koşun gidelim mi? Hadi hemen gidelim. Hadi koş Neslihan. Zamanın giderek azalıyor. Lady koş kızım. Hadi kızım. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi alışverişe gidiyoruz. Hadi o zaman, markete kadar durmak yok. Hadi kızım. Az kaldı, gel. En iyi benim de az sonra. Doğal süt almam lazım. Neslihan, nereye koşuyorsun? Bizi de bekle. Kemal Paşa. Ay işte buradan yani. Lady. Lady gel. Lady neredesin? Kaymak. Kaymağı unuttum. Aa! Mantı koş koş. Hadi koşturalım. Hadi gel birlikte koşturalım. Az sonra en iyi benim de. Koş kızım koş. Bu sefer. Evet bu sefer. Bu sefer Lady'yi size bırakmayacağım. Geçen gün onu kaybediyordunuz neredeyse. Hiç de bile. Hemen bulduk zaten. Olsun. Ben çok korktum ama. Şimdi Lady'yi de götürüyorum. O da gelecek benimle. Lady'yi böyle kucağında mı taşıyacaksın? Lady'yi de arabaya koyacağım. Çocukların oturduğu yere mi koyacaksın? Aynen öyle oldu. Çünkü benim kızım çok şanslı ve ben de şanslıyım. Sanki birisi o kartonu oraya Lady için bırakmış gibi oldu. İlk önce nelerden başlıyoruz Neslihan? İlk önce sebze alacağım. Peki sebzeleri nelerde kullanacağız? Sebzeyi hem salatamda hem de yapacağım patlıcan yatağında et yapacağım. Onu da kullanacağım. Bu arada Lady orada rahattır değil mi? Evet, oturuyor şu anda. Soğanların ardından patlıcanlarımızı da alıyoruz. Neslihan alışverişe devam ederken biz de Özgür'le çok güzel bir akşam geçirmesine rağmen neden seçilmediğini soruyoruz. Özgür bence benim en iyi olduğumu düşündü. Çünkü bana bunu söyledi zaten. En güzel bizim vakit geçirdiğimi söyledi ama teyzesi kesinlikle onun aklına girdiğini düşünüyorum. Eğer o benim en iyi olduğumu düşünüp benimle bir yola çıkmaya karar verseydi bile ben onunla aynı yolda yürümeyecektim kesinlikle. Çünkü ben bunu size de söylemiştim zaten. Kafamda soru işaretleri var demiştim. O soru işaretlerinin ilki neydi peki? Çünkü Özgür beni taşıyamazdı diye düşünüyorum. Peki ya Mustafa? O seni taşıyabilir mi? Mustafa da çok maço ama anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bakalım neler olacak. Ama sadece Mustafa ile anlaşman yetmez. Bir de Selma ablamız var. Evet, onunla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum zaten. Birazdan Neslihan'a gideceğim. Bütün kızları tanıdım, Neslihan'ı da çok merak ediyorum. Bakalım Neslihan beni nasıl ağırlayacak? Umarım günümüz güzel geçer. Selma abla kızların hepsini korkutmayı başardı. Evet, korkmuşlar biraz. Tabii ki Begüm hariç. Begüm çok sevdiğini söylüyor ama ben inanmıyorum. Kesinlikle rol yapıyor bence. Gerçekten Begüm'ün rol yaptığını mı düşünüyorsun? Evet yani dün o paçık belliydi. Çok yapmacıktı. O video falan. Ya ben kesinlikle öyle bir şey yapmazdım mesela. Selma ablayla Neslihan'ın anlaşabileceğini çok düşünmüyorum. Neslihan soğuk tavırda bir kız çünkü. Selma abla da biraz daha samimiyetten ve sıcakkanlılıktan hoşlanıyor. Ben dün öyleydim, kendimi gösterdim. Hiç de yapmacık değildim. Mesela annesiyle telefonda konuştu. Telefonda konuştuğunda annesinin fotoğraflarını isteyip falan daha güzel bir şeyler yapabilirdi yani. Sonuçta şu an annesi yanında değil. Begüm'ün sürprizini eleştirmeye ara veren yarışmacımız şimdi de limon ve havuç alıyor. Ne arıyorsun Neslihan? Doğal süt almam lazım. Yani gidip de inek sağmama falan gerek yok. Şöyle günlük taze sütler satılıyor zaten. Havva'nın inek sağması gereksiz miydi sence? İnek bulup da yani süt sağarsa tabii ki de yemeklerini yetiştiremez. Yani sonuçta Mustafa görmüyor onun süt sağdığını. Ama Çağla'nın masasındakilerin çoğu da hazırdı. Her şey gitmiş, çiğ köfte almış yani. Bak bundan aldı hem de. Ay inanmıyorum. Yani gidip çiğ köfteciden falan alsaymış bari. Neslihan nereye koşuyorsun? Bizi de bekle. Kızlar yemeği çok seviyorlar ya. Onlara bol kalorili, güzel güzel çikolatalar alacağım. Anca yesinler zaten. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi bulgurumuzu alıyoruz buradan. Artık alışveriş merkezini ezberledim. Ondan sonra patlıcan aldım, tereyağı aldım, bulgur aldım, tel şehriye aldım, et almadım. Tatlı malzemelerini almayı unuttuğunu fark eden yarışmacımız hemen ekmek reyonuna koşuyor. Nerede? Nerede? Kemal Paşa. Kemal Paşa. Kalmamış. Hayır. Nasıl kalmaz? Yok mu hiçbir yerde? Nasıl yok? Olması kalmamış. Lazım. Hayır var, hep oluyor sizde yani. Ben... Ay işte buradan yani. Neslihan koş. Lady yerinde yok. O buradan atlayamaz. Siz kaçırdınız. Biz niye kaçıralım? Atlamış işte. Lady. Lady gel. Lady neredesin? Seni göremeyince arabadan atlamış olmalı. Hayır atlamış olamaz. Kızım inanmıyorum. İnanmıyorum. Ama biz senin yanında olmak zorundayız. Olsun. Sizden sonra kızım yaramaz olmaya başladı. Lady'yi de bulduğumuza göre hadi etimizi alalım artık. Et istiyorum. Etimi de aldım. Bu arada unuttuğun bir şeyler yok mu? Kaymağı unuttum. Kaymağı nerede kullanacaksın? Kemal Paşa'nın yanına kaymak koyacağım. Oo, kaymaklı Kemal Paşa'dan Selma ablaya da ikram edecek misin? Eğer yetişirse tatlım, kaynanam dedim pardon. Kayınvalide gelene kadar. Vallahi bizim oralarda Allah söyletti derler. Bilemiyorum artık Allah mı söyletti? O final günü belli olacak. Sürpriz. Şaka maka Selma abladan korkmuyorsun yani. Diğer kızlara iyi anlaşamadığını söyleyince aslında ben de zor bir insanım ya. Biraz korkmadım değil açıkçası yani. Ben dışarıdan sert görünsem de çok eğlenceli bir kadınım. Yani Mustafa'nın kız arkadaşı benimle çok eğlenebilir. Benimle tatile bile gidebilir. Eğer bizimle iyi anlaşırsa. İsmihan abla da gerek öyle. O da çok eğlenceli bir kadın. Nihayet kasaya gelebildik. Bakalım aldıklarımız ne kadar tutacak? 119 lira 25 kuruş. Ne kadarmış? 119 lira 20 kuruş. Hanımefendi en iyisi siz hesabı kapatmayın. Çünkü bir şey unuttuk. Şaka mı yoksa gene? Vallahi şaka değil. Duyunca çok şaşıracaksın. Gerçekten mi? Sen nereliydin Neslihan? Kaysi. Aa! Mantı koş koş. Koş mantı koş. Yarışmacımız Mustafa'nın özel olarak rica ettiği mantıyı alarak hemen kasaya dönüyor. Mantı. Neyse ki Lady bu kez kaçmamış. Evet Lady duruyor. O gitmez aslında ama nasıl kaçtı bugün bilmiyorum. 127 mi? Abi de hadi bana yardım et. Hadi koşturalım. Hadi gel birlikte koşturalım. Hadi. Hadi. Neslihan Abidin'e gaz vere vere poşetlerini aracının içine kadar yerleştirtiyor. Hadi beni takip edin. Merak etme Neslihan. Sen nereye biz oraya. Yarışmacımız aracına bindiği gibi Lady'yi kontrol ediyor. Lady, emniyet kemerini geçirelim kızım. Artık yola çıkmaya hazırız. Bu arada organizasyon şirketiyle konuşmam gerekiyor. Çok güzel bir masa hazırlatmayı düşünüyorum. Vallahi masayı senin hazırlamamana rakiplerin kesin laf söyler ama hadi ara bakalım. Alo. Rıfkı Bey merhaba. Neslihan ben. Merhaba Neslihan Hanım. Sizler nasılsınız inşallah? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün bana geliyorsunuz. Biliyorsunuz bilgilendirmesini yapmıştım. Evet Neslihan Hanım. Gönderdiğiniz fotoğrafa göre organizasyonumuzu yaptık. Tamam çok teşekkür ediyorum. Her şeyin çok güzel olmasını istiyorum. Kesinlikle hiçbir eksiğe tahammülüm olamaz biliyorsun. Her şey hazır olacak. Tamam süper o zaman. Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere Rıfkı Bey. Bay bay. Telefonla konuşurken yolun nasıl geçtiğini anlamadan kuaföre de geldik. Neslihan'cığım burası her zaman geldiğin kuaför mü? Evet kuaföre geldik. Şu an çok mutluyum. Lady'yi de alacak mısın? Lady'yi alacağım tabii ki. Hem Lady'yi çok seviyorlar. Bu arada ne kadar zamanın kaldığını merak ediyor musun? Ne kadar zaman kaldığını çok merak ediyorum. Tamı tamına 2 saatin kaldı. 2 saat mi? Süreyi duyan Neslihan hemen içeri koşuyor. Neslihan hoş geldin. Merhaba, canım. Nasılsın? İyi canım, sen nasılsın? Ne var ne yok? Ben de çok acelem var. Hoş geldin. Acil. Ya Lady'yi aldırabilir misin? Tabii, hemen buraya koysak. Tamam, olur burada mu? Da oturur. Ver böyle bırakayım. Tamam. Uslu uslu dursun burada bu. Benim çok acelem var saç tamam, bugün. Neslihan'cığım, oyalanmadan nasıl bir saç modeli istediğini söylesen artık. Ben sana elbisemi söyleyeyim, ona göre bir şeyler yapalım. Elbisem yaka kısmı, omuzlarım açık. O zaman şuradan bir örgüyle başlayalım. Şöyle, şöyle. Doğal bir şekilde. Evet, böyle doğal, çok doğal olsun. Evet, tamam. Zaten doğal bir güzelliğim var. Tamam, teşekkür ederim. Yine kızlarla bir işin var mı? Kızlarla evet, tırnaklarıma oje istiyorum ve törpülenmesi gerekiyor. Okay. Neslihan bir yandan saçlarını ördürüp oje sürdürürken bir yandan da Mustafa gibi maço olduğunu söyleyen kuaföründen tüyolar alıyor. Gerçi, evet, ben de bilmiyorum ne yapacağım. Ben de seviyorum bakımı maço falan. Maço erkekler iyidir. Bu arada Mustafa dekolteye de karşı. Yani mini etek falan kesinlikle giydirmem diyor. Dizlerinin orada tamam idealdir ama dizinin üstüne çıktığı zaman giydirmem. Ne kulüpte olsun ne başka bir yerde olsun evet, giydirmem. Evet, bence de, ben de buna katılıyorum. Ama ya hiç giydirmeyeceksin. Ya, bir de şöyle bir şey söyle, ben dışarıya güvenmiyorum diyor. Sizce buna ne diyorsunuz, dışarıya güven? Bana güveniyorsa, bana güveniyorsa giymeli yani. Yarışmacımızın saçları bu sene oldukça moda olan Fransız örgüsü şeklinde yapılırken tırnağının bir tanesine de minicik bir nazar boncuğu konduruluyor. Nazar boncuğum evet Neslihan'cığım, saçlarında... Yok, teşekkür ederim. Bitti. Ya süpersin ya, yine var ya, yine harikalar yaratmışsın. Bayıldım. Çok güzel, çok güzel görünüyor. Çok teşekkür ederim. Hadi ben gidiyorum hemen çünkü... Gerçekten çok geç kaldım. Yemekleri yetiştirmem lazım. Bana dua edin bu arada. Saçlarını ve tırnaklarını yaptıran yarışmacımız kuaförden ayrılıyor. Hala 2 saatin olduğunu mu düşünüyorsun yoksa? Daha mı az kaldı? Tamam, hemen gidelim hadi. Zamanının yarısından fazlasının bittiğini öğrenen yarışmacımız hemen yola koyuluyor. En iyi benim de az sonra. Ya bir şey söyleyeceğim, ben tekrar yapacağım. Ya! Şehriyeleri yine yaktım. İnanmıyorum. Yanmayan bir yemeğin var mı? Ha, her şey hazır. Kemal Paşa hazır, mantı hazır. Ne yapacaksın bugün bize hazır olmayan? Dinle beni Mustafa. Ben İsmihan ablaya ne diyeceğim? Sinirlendirmeyin beni. Neslihan, şu an şoktayım. Benimle hiç böyle konuşmamış idi. Hiç iyi değilim. Çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Az sonra en iyi benim de. Kısa bir yolculuğun ardından nihayet evin önüne geliyoruz. Neslihan'cığım hadi koş, zamanın giderek azalıyor. Ellerini yıkayan yarışmacımız artık yemek yapmak için hazır. Hepsini yetiştirmem lazım. Zamanının yarısı koridorda koşarken geçti zaten. Evet, o koridor koş 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 bitmiyor. Şaka bir yana, zaten sabahtan beri koşuyorsun. Evet, koşmayı seviyorum. Başlamadan önlüğünü giy istersen. Aa evet, önlüğümü giyeceğim. İyi ki hatırlattınız. Neslihan'cığım, Lady nerede? Lady şu an odada dinleniyor. Sen ellerini yıkadın mı? Evet, ellerimi yıkadım. Evet, neyle başlıyoruz? Kemal Paşa tatlısı, tahinli, kaymaklı, cevizli. Mantı gibi bu tatlı da özel istek üzerine galiba. Evet, Mustafa istedi. O istediği için yapıyorum. Ben normalde çok sevmem. Peki tatlımıza hangi malzemeyle başlıyoruz? 3 bardak su. Suyumuzu koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi 2,5 bardak şeker dökeceğim. Şekerimizi de koyduk. Sırada ne var Neslihan? Şimdi şunu karıştırmam gerekiyor. Şekerler eriyene kadar. Şerbetimiz kaynarken biz başka bir yemeği yapmaya geçecek miyiz? Yemek yap. Aa, patlıcanları közlemeyi unutuyordum. Patlıcanları nerede kullanacaksın? Efendim? Patlıcanlar diyoruz. Hangi yemek içindi? Bu şimdi beşamel soslu patlıcan yatağında et için. Yarışmacımız patlıcanları ocağın üzerinde közlemeye başlıyor. Aslında fırına koysa hem daha kolay hem de daha sağlıklı olurdu. Şu içeceklerimi hemen dolaba atmam gerekiyor. Hemen pişirmeyeceksen eti de kaldır. Neslihan elindekileri buzdolabına yerleştirirken biz de rakiplerinin performanslarını değerlendirmesini istiyoruz. Hemen değerlendiriyorum. Kesinlikle en baştan başlıyorum. Evet, seni dinliyoruz. Havva kavga etmekten, kesinlikle Mustafa ile bir muhabbet kuramadılar zaten, sürekli kavga etmekten. Onun dışında inek sağmaktan. Damat geleceğimiş akşama güzel bir sütlaç yap ona. Ve yemeklerini yetiştiremedi zaten. Şu ekmeği şöyle, şurayı ilk önce kaldıracağım, yemekleri burada yapacağım, siz de görün. Çok iyi düşünmüşsün Neslihan. Tariflerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada tatlının şerbeti kaynamak üzeredir. Şimdi kaynamaya başladı bile. Tatlımız şerbeti çekerken biz ne yapacağız? Ben neler... Ah, pilavı yapayım hemen. Oo, aynı anda 3 yemeği birden mi yapacaksın? Tabii ki de. Bravo, ne kadar hızlısın. Evet, her zaman hızlıyım. Bilmiyor musunuz? Tanıyorsunuz artık beni. Pilavımın da altını yakıyorum. Bol tereyağlı. Sosumu da yapacağım şimdi şurada küçük tarafta. Yarışmacımız 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını tencereye atıyor. Neslihan, geçen hafta gerekirse hayatımdaki erkeğe bakarım demen çok tepki çekmişti. Olmaz, sonra da bakarım. İlla erkek yapacak diye bir şey yok her şeyi. Bence bir kadın bir erkeğe bakabilir. Ben bunu sonuna kadar her zaman savunuyorum. Savunmaya da devam edeceğim. Peki bunu Mustafa'ya da söyleyecek misin? Söyleyeceğim tabii ki. Ama Mustafa maço bir erkek. Olabilir. Ben dediğim gibi yani. Kabul etmezse, mesela tabii ben de onunla anlaşabilirsem, neden yani ikimiz de birlikte çalışmayalım ki? İlk olarak şehriye ile mi başlıyoruz? Şimdi şehriyeleri döküyorum. Neslihan bir yandan şehriyeleri kavururken bir yandan da bulyonu hazırlıyor. Bu arada patlıcanlar ocakta közlediğin için çok lezzetsiz olacak. Hayır, çok güzel olacak. Siz de bayılacaksınız. Size de tattıracağım. Ay, patlıcanlarım yanacak. Zaten yanık kokusu da geliyor. Hayır, yanmadı. Emin misin? Çünkü kokuyor. Hayır, yanmadı. Yanmak ne kelime, kömür olmuş bunlar. Kesinlikle yanmadı. Ama bunları sarsaydı... Aa, şehriyelerim yanıyor, şehriyelerim. Tüh, Mustafa bugün de aç kaldı desene. Yanmadı ama, yanmadı. Nasıl yanmadı? Gelir bakarız bak. Tam renginde şu anda, gelin bakın. Oo, neredeyse yanmak üzereymiş. Ama ben yandım şu an ya. O yanmadı da ben yandım yani. Neden yandın peki? Bulgurları yıkamadan yaptım. Şu an çok sinirliyim. Selma abla bunu duyunca kesin çok kızacak. Söylemeyin. Neden söylüyorsun? Ama yanmadı daha yani. Ben onu aldım. Neyse, şehriye mi koyacaksın biraz da? Aa, şehriyi döküyorum bulgur diye. Olsun, bir daha yakmadan kavurursun işte. Ya bir şey söyleyeceğim, ben tekrar yapacağım. Kurtarmaz mı dersin? Olmaz mı böyle? Şunu kapatayım. Çok mutsuzum ya, çok mutsuzum. Kaşık. Biz sana yandı demiştik. Keşke dinleseydin. Evet. Ama sizle konuşurken unutuyorum, aklım başımdan gidiyor. Sakın motivasyonunu bozma. Yetiştireceğinden eminiz. Tamam, yetiştireceğim. Biz sana güveniyoruz. Bana güveniyor musunuz gerçekten? O nasıl laf? Tabii ki güveniyoruz. Ben de size çok güveniyorum. Sosumu da bir yandan yapayım da beklesin bence. Bu yapacağın sos ne için? Bu sos patlıcan için. Önce pilavını koysaydın keşke. Pilava mı koyacağım? Şehriyeleri olunca koyacağım. Yarışmacımız sosu pişireceği bir tencere arıyor. Ay, bunu 3 bardak su sığmaz ki. Ay, süt. Ne kadar şehriye koyuyorsun? Şehriyesi birazcık bol olsun diye bol koyuyorum. Bol şehriyeli daha çok seviyorum çünkü. Dün de Begüm arpa şehriyeli bir pilav yapmıştı değil mi? Şehriyeli ama o sadece şehriye yapmıştı. Benimki şehriyeli bulgur pilavı. Kesinlikle şunu ilk önce halletmem gerekiyor. Senin bugün biraz kafan karışık gibi. Evet, çok... Bilmiyorum, şu an kafam çok karıştı ya. Böyle olmazdım ben. Resmen çok dalgınsın bugün. Allah'tan masanı başkası kuruyor. Masamım, evet. Allah'tan yani şu anda. Ama ben de yani istesem ben de öyle güzel bir masa kurarım. Şimdi ne yapıyoruz Neslihan? Şimdi sosumu da yapacağım. Sosun içine neler koyacaksın? Sosum için 3 bardak su gerekli. Şu tatlılar oldu mu acaba ya, tadına? Tadına siz baksanız, size güvenebilir miyim acaba? Bize her zaman güvenebilirsin tabii ki. Ama olmaz, olmamışsa söyleyin, tamam mı? Çok şerbetli olduğu için ben şu an bir akşam zaten tadına bakacağım. Şu an yemek istemiyorum. Tatlı yemeyecek kadar kilona dikkat ediyorsun yani. Tabii ki dikkat ediyorum. Şu anda kaç kilosun? 54-55 kiloyum. Gruptaki en kilolu olanınız Çağla galiba. Evet. O gün neler yediğini görmediniz mi masada? Pideni de bitirdin, etini de bitirdin, çorbanı da bitirdin. Bir de ikinci dilim tatlını yiyorsun. Tabii ki de senin masraflarını karşılayamaz. Ya! Şehriyeleri yine yaktım. İnanmıyorum. 2'de 2 yaptığına biz de inanamıyoruz şu an. İnanmıyorum. İnanmıyorum şu an. Anlaşılan Mustafa bugün pilav yiyemeyecek. İnanmıyorum. Ya çok mutsuzum şu an. Tekrar nasıl yakabilirim ya? Birazdan Neslihan'a gideceğim. Bütün kızları tanıdım, Neslihan'ı da çok merak ediyorum. Ne yapacağım ben şimdi ya? Neslihan'cığım kapı çaldı galiba. Hayır, çalmıyor. Evet evet, bak yine çaldı. Çalıyor mu? Ay bir dakika. Selma teyze. Bak benim babam her zaman şu lafı söyler. Sen... Eve geldiğin zaman, karın da geldiği zaman işten kim yapacak oğlum? O zaman o kadın çalışsın hem de gelip eve yemek yapsın. Bu nasıl olacak peki? O zaman çalışmıyor. Böyle bir şeyle karşı. Kesinlikle buna katılmıyorum ben. Benim kız arkadaşım vardı, tamam mı? Yani senin belki 2-3 kat zenginliğinde bir kadındı. Mustafa her ortamda ben falan. Masaya vurma, tamam. Bak şu an ben de ne yaptım ondan sonra? Lütfen artık böyle bak konuşalım. Ama sen ilk aşık olduğun İnsan gibi bir insanı bulsan keşke karşımda. O zaman git ilk aşık olduğun gibi bir insan bul. Helal olsun Esra. Kesinlikle. Helal olsun Esra, helal olsun. Ben de sana aşklarımı anlatayım mı? İster misin Mustafa? Sen eski sevgiline mesaj mı gönderiyorsun acaba buradan? Az sonra En iyi Benim'de. Geldim, hemen açıyorum. O olduğundan emin misin? Evet. Nasıl bir kadın? Kilolu. O zaman kesin odur. Hoş geldiniz. Aa, merhaba. Size hemen terlik vereyim. Ayakkabılarımı çıkarıyorum. Evet, bir zahmet. Teşekkürler. Rica ederim, öpeyim sizi. Selma ben. Hoş geldiniz. Mustafa'nın komşusu. Memnun oldum. Nasıl geçeyim? İyi, böyle salona geçebilirsiniz. Tamam. Ne içersiniz, ne ikram edeyim size? Bir kahvem varsa alayım. Tamam, Türk kahvesi nasıl olsun? Orta olsun. Orta olsun, tamam. İsterseniz yanıma da gelebilirsiniz. Burada, ben orada yaparken... Tamam, yanına geleyim için. Ben. Tamam, peki. Ben de yemeklere başlamıştım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, ocağım da açık kalmış. Zaten yemeklere sadece başlayabildik. Pek bir ilerleme kat edemedik. Evet. Biraz aksilik oldu. Nasıl gidiyor? Biraz aksilik oldu aslında. Hayırdır? Ya ben şehriyeleri böyle konuşuyorum ya bir yandan. Yaktın mı yoksa? Evet, şehriyeleri yaktım. Hem de 2 defa Selma ablacığım. 2 defa? 2 defa. Ya gerçekten. Hadi bir kere tamam da 2 defa. Hiç öyle bir insan değilim normalde. Hı-hı. Orta şekerli yapıyorum. Evet, evet, evet. Tamam. Selma ablacığım, bugünkü kızımızı beğendiniz mi? Suyu taşırdım. Gördüğünüz gibi pek de marifetli. Evet. Peki enerjisini de beğendiniz mi? Enerjisi de güzel. Teşekkür ederim. Siz de çok tatlısınız bu arada. Ama elimi öpmedin. İlk karşılaşmada elinizi öpmesi çok önemli mi? Yani el öpülmesi tabii ki önemli bir şey. Yani. Benim için önemli, bizim için önemli. Ha, heyecandan unuttum ben. Tamam. Bak halen öpmedin elimi. Tamam öpüyorum ama ben... Diğer teyzenin elini öpmemiştim ama sizinkini öpeceğim. Diğer teyzenin elini. Evet. Hatırlarsanız kızımız geçen haftada programımıza katılmıştı ablacığım. Geçen hafta da herhalde. Evet, öyle mi? Evet. Özgür'ün teyzesinin eline. Yoluna devam etmek istedin. Evet. Şimdi şu Kemal Paşa tatlılarından size vermeyi aslında çok istiyordum. Kahve düşüyor. Kahve mi taştı diyecektim. Yok taşmadı, ben yere düşüyordum. Dikkat et. Neslihan'cığım bir şeyin yok, iyisin değil mi? İyiyim. Valla Selma ablacığım kızımız hiç sakar birisi değildi. Sizi görünce heyecandan böyle oldu. Neslihan çok heyecanlandı. Evet ilk defa gerçekten ilk defa böyle heyecanlandım değil mi? O da size kısmetmiş Selma abla. Ah, şimdi Neslihan. Size su da vereceğim. Yanmayan bir yemeğin var mı? Yok, hayır. Şimdi hakkını yemeyelim. Kemal Paşa tatlımız hazır. Kemal Paşa hazır. Ama hazır derken pişti anlamında değil. Mantı gibi o da hazır alındı anlamında dedik. Ha, her şey hazır. Kemal Paşa hazır, mantı hazır. Ne yapacaksın bugün bize hazır olmaya? Pilavı da yapamadın ama zaten. Ama çok güzel beşamel soslu, böyle evet, patlıcanlı et yapacağım. Tamam. Bulgur pilavını İnşallah yapabilirsin. Kendim yapacağım, yetiştirebilirsin. Hazır mantı yapmakta bir şey yok. Çok zengin değil bence. Bugün göreceğiz. Sormak istediğin sorular var mı? Tamam. Mustafa hakkında. Mustafa hakkında aslında sormak istedim. Bayağı maço bir erkek. Evet, çok. Evet, çok ama şu duruma biraz ben kafamı karıştırdı şu durum biraz. Ben kulübe diyor giderken diyor, yani birlikte biz kulübe giderken mini elbise giyebilirsiniz dedi kızlara. Ama normalde giyemezsiniz. Her şey yerine göre kızım, doğru demiş sana da. Her şey yerine göre de yani bence... Şimdi ben demek istemiştir ki sana ailemin yanında giyemezsin. Hani benim ortamımda belki giyemezsin. Ama bir eğlenceye giderken giyebilirsin. Ama bence, onu demek istemiştir. O zaman bu kıskançlık ve maçoluk olmuyor ki o zaman. Ben zaten bugün kapalı giyindim. İyi yapmışsın. Zaten normalde çok açık giyinen bir bayan da değilim. İyi. Mustafa'nın yani kız arkadaşın da öyle olması lazım. Evet. Peki bir şey soracağım. Ben dün şunu da çok yani üzüldüm açıkçası. Evet. Diğer kızlar elbise giydiler. Evet. Onlarınkini çok açık buldu. Evet. Ama dün Begüm'ün elbisesi diğer kızlarınkinden daha da açıktı ve ona hiçbir şey söylemedi. Aa, ben bunu bilmiyordum mesela. Ve çok açıktı yani, hem göğüs dekoltesi, buralarında zincirler falan o kadar belli ediyor kendini, hem de etek buradaydı yani. İnanmıyorum. Ve daptar küçücük bir elbiseydi. Ben nasıl bunu bir hiç şey bilmiyorum. Bilmiyordum. Ben çok şaşırdım yani nasıl bir şey demediğine böyle. Demedi mi ona? Hayır, hiçbir şey demedi. Ben bir şu Mustafa ile Begüm'ün konusunu konuşabilir miyim? Aa, ona biraz olurum ben de. Canımı sıktı bu konu benim biraz. Neslihan, konuşmaya daldın, şehriyelerin 3. kez yanıyor. Hayır, yanmıyor bu sefer. Efendim teyzeciğim. Mustafa'cığım nasılsın? İyiyim teyzem, sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Mustafa biraz canım sıkıldı burada. Niye, ne oldu? Dün Begüm'ün kıyafeti hakkında bana hiçbir bilgi vermedin. Çok açıkmış. Çok açıkmış kıyafeti. Çok... Begüm'ün kıyafeti hayır, Havva ve Çağla'ya göre çok gayet normal. Hayır, çok açıkmış. Neslihan'la konuştum burada, bana çok açık olduğunu söyledi ve Mustafa sen ona hiçbir şey söylememişsin oğlum. Sen bilmiyor musun bizim... Mustafa, neden diğerlerine göre kapalı diyorsun? Göz var, nizam var yani, hepimiz gördük ne kadar açık olduğunu. Hayır, göğüs dekoltesi yoktu ve vardır buraları. Size o elbiseyi göstereceğim. Sen gerçekten şu an sizi kızdırmamak için yapıyorum. Efendim Mustafa. Ben sana zaten söyledim, anladın mı? Begüm'le konuştum, anladın mı? Begüm bana demişti ki... Evet. Ve ben aileyle yaşamam dedi Begüm. Ben sadece senin için normal günlük hayatta böyle giyinmiyorum dedi, anladın mı? Evet. Ben de onun için sadece bana özel... Sivas'a gitmem dedi. Ben kabul ettim yani. Mustafa! Da öyle giyinecek ve Neslihan'ı da öyle... Dinle beni Mustafa! Hayatta giyemez. Mustafa evet, bir dur! Söyle. Bir de şey demiş. Dur bakayım oğlum. Bir de şey demiş. Ben Sivas'a gitmem demiş. Ben aileyle yaşamam. Bana öyle dememişti. Bence, o zaman Sivas'a da gelirsin. Ben Sivas'ta yaşarım bile. Yaşarsın. Oo süper ya. Süper. Sivas'a giderim dedi bana. Hayır öyle bir şey demedi. Dememiş oğlum, doğruyu söyle. Vallahi dedi. Sivas'a giderim dedi bana. Ay vallahi diyor. Mustafa. Yok demedi. Sivas'a dedi ki sadece dedi ailenden birileri rahatsız olur dedi. Hastalanır öyle giderim dedi. Onun dışında gidip de yaşamam dedi yani. Kötü bir durum olursa yaşarım demiş. Yaşarım demedi. Kötü bir durum olursa ziyaretine giderim. Ziyaretine giderim demiş. Öyle mi demiş? Bir anlaşalım bu konuda. Aslında var ya şu an kafam gerçekten karman çorman teyzem. Hiç kafanın karışması gerekmiyor Mustafa. Bana doğruları söyle. Ben sana doğruları... Ben annene ne diyeceğim Mustafa? Bak şimdi, bak şöyle bir şey var. He. Gerçekten, tamam mı? He. Gerçekten zor durumda kaldığımız zaman giderim dedi. Anladın mı? Ben de dedim ki zaten zor durumda kalmadığımız sürece gitmeyiz dedim. Mustafa bana öyle demedi. Tamam mı? Ben de her şeyi kabul etti, sana geldi çünkü niyeti seni kandırmak. Sinirlendirdiniz beni, onu da bilin, tamam mı? Ben İsmihan ablaya ne diyeceğim, sinirlendirmeyin beni. Tamam teyze. Tamam sen sinirlenme bak. Teyze deme sinirlenme bana. Tamam sen sinirlenme. Sinirlendirmeyin beni. Tamam hadi öpüyorum. Görüşürüz bay bay. Gerçekten çok sinirlendim Neslihan ya. Ne konuşuyoruz? Evet. Biz ne diyoruz o ne diyor? Evet. İyi oldu de bana bunları demen. Çok gerçekten iyi oldu. Gerçekten inanamadım ben yani dün. Onları söyledikten sonra. Beni vekil etmiş annesi. Bize çok açık kız gelmez. Evet. Giyimine dikkat edecek. Ben de elbisemden kesinlikle vazgeçmem. Mustafa'yı değiştiririm gerekirse. Onun düşüncelerini değiştiririm. Elbisemden Neslihan, kesinlikle. Neslihan şu an şoktayım. Benimle hiç böyle konuşmamışım. Ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz doğruları bilin diye söylüyorum ben şu an size. Gerçekten siz de hani bilin yani. Allah korusun sonradan çıksa karşınıza ne olacak? Begüm ben şimdi Begüm'e aslında yani... Dün konuşmamda beğenmiştim. Ne yalan diyeyim yani. Begüm'ü sevmiştim. Bana çok iyi davranmıştı. Tabii demek ki rol yapmış. Her şeyimizde evet dedi. Bana her şeyi yaşarım dedi. Giymem dedi. Ay. Giderim dedi. Anası babası benim anam babamdır dedi. Alakası yok. Ya inan ben gerçekten şu an çok sinirlendim Neslihan ya. Ben de yani inanamıyorum. Kızım ya. Hiç sinirlenmeyin siz. Ben size bir şey yatıştıracak bir şeyler yapayım diyeceğim ama ben yatışamam. Suyumu içeyim. Tamam. Sen ne ediyorsun? Ben çok ne yapayım? Beşamel sosu hazırlıyorum. Yok. Biraz kafamı dağıtmam lazım ha. Ben bir salona gideyim. Tamam buyurun. Göstermiştim salonu. Selma ablacığım, biraz olsun sakinleşebildiniz mi? Hiç iyi değilim. Çok sinirlendim. Gerçekten çok sinirlendim. Çünkü benimle çok farklı konuşuldu. Ben her çıktığımızda Mustafa'ya nasıl geçti oğlum bizim isteklerimizi kabul ettiler mi diye soruyorum. Mustafa dün akşam evet kabul etti, açık giyinmedi, gelirim dedi, giderim dedi. Ama Neslihan bana öyle söylemedi. Neslihan, Begüm'ün Selma ablaya dedikleri hakkında sen ne düşünüyorsun? Ay Begüm'e bak ne yalanlar söylemiş, teyzesine farklı. Mustafa'ya farklı, ben şimdi söylemesem kadıncağızın hiçbir şeyden haberi yok. Selma ablacığım, Mustafa Begüm'ün söylediklerini kabul etmişe benziyor. Biz resti çekeriz asla Mustafa. O zaman kendi alır kız arkadaşını, bizi de gerekirse unutur. Çünkü Mustafa'nın ailesi mütasip bir aile. Şimdi içeri gidip Selma teyzeye bakmam lazım. Çok sinirlendi gerçekten. Hem bir isteği var mı yok mu onu da öğrenmem gerekiyor kesinlikle. Şu cevizlerimi döküp hemen gidiyorum. Selma teyzeciğim. Geliyorum canım. Bir isteğiniz var mı? Siniriniz geçti mi? Daha iyi. Daha çok iyi. Sevindim. Hiç daha kendinizi iyi sıkmayın. Hiç yıpratmayın kendinizi. Neslihan. Efendim? Yani şimdi bu konuştuklarımız gerçek değil mi? Gerçekten. Şimdi ben de gidip beni de Mustafa'nın üstüne salma yani. Hayır öyle bir şey yapar mı? Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Ha bilmiyorum. Asla şimdi, kesinlikle yapmam. Şimdiki kızlar yapar da ne bileyim tanımayır mı seni? Doğru söylüyorsunuz. Şimdiki devir yani yok. Şimdiki kızlar her şeyi yapar. Evet gerçekten çok haklısınız. Ne ettin? Pilavın oldu mu? Pilavım hep şu an pişiyor. Tatlını biraz yakaladım. Evet tatlı. Tatlını kaçırdın. Evet o olmayanları ama olanları burada güzellerini seçtim. Çok şekerlenmiş. Evet. Peki bu beşamel? Ben onu karıştırmayı unuttum. Beşamel topak topak oldu. Evet. İyi karıştıran bir şey olmaz. Tamam çok teşekkür ederim. Sinirim belki böyle geçer ha? Evet karıştırınca biraz böyle stres atarsınız. Neslihan'cığım yemeklerimiz ne durumda? Şu an pilavım pişmek üzere. Neslihan bana biraz kendinden bahset. Tamam. Biraz da seni tanıyayım. Ama sen de öyle bana farklı, Mustafa'ya farklı olma lütfen. Kesinlikle olmam. Ben neysem oyum. Çıkar ortaya. Kesinlikle. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar gerçekten. Begüm'de de olduğu gibi yani. Kamp yapalım falan müthiş yani. Sen o zaman Sivas'a da gelirsin. Ben Sivas'ta yaşarım bile. Yaşarsın. Oo süper süper. Sağlık durumu olmadıkça, bir mecburiyet olmadıkça ben aileyle yaşamaktan yana değilim. Gelirim tabii ki dedim çünkü ben zaten koca nereye ben oraya. Koca nereye ben oraya. Kaç yaşındasın? Ne yaparsın? 25 yaşındayım. Ben bir bardak süt içebilirim. Tabii iç iç. 25 yaşındayım. Hı. Ve şu an çalışmıyorum. Evet. Bir başından bir evlilik, bir nişan. Hayır, hiçbiri olmadı. Uzun bir ilişkin. Yok. Olmuştur. Uzun demiyorum ben yani. En fazla 6-7 ay sürdü. Hı-hı. Uzun değil bence. Bana göre. Hı-hı. Şu an üniversite mezunuyum. Ziraat okudum. Evet. İstanbullu musun? Nereliydin? Benim hem İzmir'de evim var hem burası, buradaki evim var. Evet. Sürekli İzmir'e gidip geliyorum. Aslen nerelisin? Aslen Kayseriliyim ben. Evet, anam baban da oralı mı? Evet. Ben Rizeliyim. Evet. Mustafa Sivaslı. Evet. Nasıl hemşeri sayılıyor? Kayseri nere? Sivas. Rize nere? Yok Sivas'la. Mustafa'yla. Mustafa'yla evet. Selma abla, geçen hafta Neslihan'ı izlediğinizde aklınızda kalan bir şeyler olmadı mı? Ben geçen bölümde hatırlıyorum seni. Sen hani durumun iyiymiş, zenginmişsin. Erkeğime ben bakarım demişsin. Ben dedim. Yok öyle değil de dedim ki. Evet. Şimdi eğer dedim erkek arkadaşımın dedim mesela gerçekten sever, aşık olursam. Evet. Eğer onun da durumu hani olmazsa tabii ki de dedim yardımcı olurum dedim. Mustafa'nın kazancını biliyorsun. Biliyorum. 4000 liraymış galiba. 4000 lirayla sen idare edebilir misin? Geçinebilir misin? Ama ben de çalışırsam geçiniriz tabii ki. Sen de şimdi çalışıyorsun ama babanın parasından değil. Geçinmeyeceksiniz herhalde. Çalışarak değil mi? Çalışarak. İstemezse. Senin Lady vardı. Lady evet. Lady'yi sevdiniz mi? Lady'yi sevdim. Biz hayvanları çok severiz ama... Ya. Evde biz pek hayvan beslemek yok bizde ya. Nasıl olur bilmiyorum ama... Aslında benim ailem de hani evde... Yani çok fazla beslen ama Lady'yi mesela çok seviyorlar. Hiç yanlarından ayırmak istemiyorlar. Ya sevmek ayrı. Tabii ki hepimiz hayvan seviyoruz. Hayvanları seveceksin zaten. O ayrı da hani evin içine ne bileyim ya pisler bilemezsin. Yok kesinlikle tuvalet eğitimi falan var zaten. Ablacığım, kızımız sizinle sohbet ederken mutfağı da pırıl pırıl yaptı, gördünüz mü? Aferin, her tarafı temizliyorsun düzenine. Bayıldım bak, temiz kızsın. Teşekkür ederim. Temiz. Otur da bir güzel yüzüne bakayım. Ay çok teşekkür ederim. Öpeceğim. Maşallah ben sizi. Güzelsin. Çok sevdim. Gerçekten çok sevdim. Ben sizi öpeceğim. Sağ ol. Çok tatlısınız ama ya. Teşekkürler. Sağ ol, sen böylesin. Selma abla günlük raporunu vermek için Mustafa'nın annesini arıyor. Ben de bir İsmihan'ı arayayım. İsmihan Mustafa'nın annesi. Tamam. Onunla da bir konuşalım. Tamam. Senin hakkında biraz bilgi vereyim ben de. Tamam, güzel şeylermiş. Bir de o şeyi konuşayım. Begüm'ü. Onu bir Begüm'ü konuşayım. Begüm'ü söyleyin, evet. Alo, İsmihan abla nasılsın? Sağ ol canım, sen nasılsın? İyiyim, nereydin? Telefonu geç açtın. Balkondan koşturarak geldim, çamaşır asıyordum da. Ay kolay gelsin. Ben asarım onun çamaşırlarını. Bak Neslihan diyor ki ben asarım onun çamaşırlarını diye. Canım benim, iyi olur. İsmihan ablam, Neslihan'dayım bugün. Çok sinirlerim bozuk. Neden? Mustafa beni biraz darlattı. Çok darlandım. Ne yaptı ki? Neslihan anlatsın sen de anlat, gel beraber anlatalım. Ben size hemen anlatayım. Anlat. Dün Begüm çok kısa bir kıyafet giydi. Çok kısaydı yani, göğüs dekoltesi falan da çok fazlaydı. Kesinlikle size yakışacağını düşünmüyorum. Evet ve Mustafa buna hiç tepki göstermedi. Ben çok kırıldım yani. Gösterir ama niye göstermedi? Evet, hiçbir şey söylemedi ve Begüm Selma teyzeye demiş ki ben sizinle yaşarım hani Sivas'a da giderim demiş. Sonra biz gittiğimizde, eve gittiğimizde Mustafa'ya da söyledi. Ben dedi kesinlikle dedi rahatsızlık olursa bir ziyarete giderim dedi. Onun dışında da dedi geri dönerim dedi. Senin bu oğlun var ya, kızı gördü çok değişti. Yok siz merak etmeyin, bugün beni gördükten sonra daha çok değişecek. İnşallah. Bana hiç öyle akşam öyle bir şeyle hiç söylemedi bana. Nasıl geçti dedim, kız nasıl giyindi, kız bunları kabul etti mi? Selma teyze, kız öyle açık giyinmedi, her şeyi kabul etti. Benimle Sivas'a da gelir, hep böyle dedi bana ama Neslihan kızım öyle demiyor. Ben onun kulağını çekerim. Sen önce ben çekeceğim onun kulağını. İzin veriyorum. Tamam İsmihan abla, seni çok tutmuyorum, öpüyorum. Tamam ablam. Ben de sizi öpüyorum. ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Bak Neslihan'ın da selamı var sana. Hadi görüşürüz. Ellerinizden öpüyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Ellerinizden öpeyim. Tamam. Seni yaptıklarımdan öpüyorum. Başarılar diliyorum. Tamam tamam. Hadi bay bay. Neslihan ben bu işe gerçekten çok darlandım. Kalkıyorum ya yani. Ya hiç üzülmeyin ama bak siz çok tatlısınız. Böyle hiç sinirlenmeyin. Ya, Begüm'le yani dün konuştular. Ne sanki Begüm konuştular? Konuştuysan bana ya, doğruları söyle. O benden niye oynayısın o? Yani sen de beğendin tamam konuşacağız. Aa, siz ben de haklısınız ama şimdi tamam, yani. Ben de beğendim Begüm'e ama yani doğruyu söyle bana oğlum. Evet biz doğru. Biz buraya oyun oynamaya gelmedik ki. Doğru. Tamam ama siz yine de sıkılmayın. Siz çok tatlısınız. Ben sizi çok sevdim gerçekten. Sağ olasın. Sağ ol. Ama hiç sevindim. Üzülmenizi istemiyorum. Ben de üzülürüm siz üzülürseniz tamam mı? Hiç üzülmeyin. Öpeyim ben. Canım benim. Selma abla Neslihan'ın tüm ısrarlarına rağmen kalkmak için müsaade istiyor. Kızım ben gideyim. Senin de yemeklerin var da. Tamam. Sana kolay gelsin. Tamam. İnşallah yarın görüşürüz. Çok memnun oldum tanıştığıma. Mustafa'yı da artık... memnun edersin. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Tamam. Ben sizi karşılayayım. Sizi hep görmek isterim. Tamam. Gerçekten çok sevdim sizi. İnşallah. Yarın... Zaten beraberiz yani. Evet. Gerçekten. Ben ağırlayacağım sizi. Evet biliyorum. Tamam. Hadi gel öpeyim seni canım. Sağ olasın. Öpeyim elinizi. Sağ olasın. Hadi Allah'a ısmarladık. Kolay gelsin sana. Sağ olasın. İndi zaten. Neslihan'ın evinde her şey güzeldi. Neslihan beni çok güzel karşıladı. Çok memnun kaldım. Ama biraz moralim bozuldu Neslihan'ın evinde. Begüm'le ilgili hiç hoş olmayan şeyler duydum. Mustafa da benim çok sinirlerimi bozdu. En iyi benim de az sonra. Babam her zaman şu lafı söyler. Sen eve geldiğin zaman, karın da geldiği zaman işten kim yapacak oğlum? O zaman o kadın çalışsın hem de gelip eve yemek yapsın. Bu nasıl olacak peki? O zaman çalışmıyor. Böyle bir şeyle kesinlikle buna katılmıyorum ben. Benim kız arkadaşım vardı, tamam mı? Yani senin belki 2-3 kat zenginliğinde bir kadındı. Mustafa her ortamda ben para. Tamam. Bak şu an ben de ne yaptım ondan sonra? Artık böyle bak ama sen ilk aşık olduğun insan gibi bir insanı bulsan keşke karşımda. O zaman git ilk aşık olduğun gibi bir insan bul. Helal olsun Esra. Helal olsun Esra, helal olsun. Ben de sana aşklarımı anlatayım mı? İster misin Mustafa? Sen eski sevgiline mesaj mı gönderiyorsun acaba buradan? Az sonra en iyi benim de. Sayende Selma ablanın gözünde Begüm'ün hiç şansı kalmadı. Yani oh canıma değsin yani gerçekten. Ama neden oh canıma değsin diyorum? Çünkü ben yalan söylemiyorum. Doğruları söyledim yani şu anda. Resmen çay kaşığı gibi ortalığı karıştırdın Neslihan. Evet ama doğruları söyledim. Ortalık karıştırmak değil ki bu. Herkesin bilmeye hakkı var yani böyle aileler kandırılmaz. Ben nasıl söylüyorum ben bakarım ederim diye kendi fikirlerimi açık açık söylüyorum. Neslihan'cığım Selma ablayı nasıl buldun? Ay Selma teyzeye bayıldım ya. Çok tatlı, çok tontiş. Mustafa'nın annesiyle de telefonda konuştunuz. O nasıldı? Evet annesinin de ses tonu falan iyi geliyordu. Peki Mustafa ile evlenirseniz İsmihan ablaya anne der misin? Ha evlenirsem İsmihan'a anne derim yani. Sadece anne demez misin? İsmihan'a anne derim. İsmihan anne derim. Neslihan bir yandan salata malzemelerini hazırlarken bir yandan da eti ve biberleri soteliyor. Evet şimdi salça sosum. Elim yandı. Of. Hala yanıyor. Yanık kremi falan bulmamızı ister misin? Yok istemiyorum. O kadar abartılacak bir şey yok. Çağla gibi yani öyle ufacık yakıp da elime gidip de... buzlar koydurmalar falan yani hiç bana göre değil öyle. Çağla buzu yaktığı yere değil, burktuğu ayağına koydurdu bir kere. Çağla bir de resmen yürüdü. Bütün gün yürüdü ayağı burkulmadı. Evin içinde o topukluya lap diye ayağını burktu yani bilerek. Ay diyordum. Aman bir şey oldu mu? Vallahi bak. Ay ya. Geriye sadece salatamız mı kaldı? Evet salatam var. Ha doğru ya bir de mantı yok. Evet mantım yok. Etin tadına bakacak mısın? Bakalım tabii ki. Nasıl olsa mantı yetişmezse Mustafa bununla idare edecek. Yetiştireceğim. Ama şu saatten sonra biraz zor görünüyor. Yetiştireceğim. Evet şimdi fırına giriyor. Isınması için fırınını açan Neslihan hemen salataya başlıyor. Vitamini kaybolmasın diye yeşillikleri elimizle koparıyoruz. Kapı mı çalıyor? Evet, kızlar gelmiş olmalı. Ya inanmıyorum. Ay bir dakika, tam şunu doğrayayım, 2 dakika beklesin. Ama daha masan da hazır değil. Tam, ay, nerede kaldı bunlar ya? Kızları daha bekletecek misin Neslihan? Hayır, şimdi kapıyı açmaya gidiyorum. Ay şimdi var ya, çene yani. Kimmiş Neslihan? Aa, kızlar değil. Hoş geldiniz. Ya sonunda gelebildiniz. Çok geç kalıyordum çünkü. Hemen içeriye alabilir miyim sizi? Ay çok güzel görünmüyorlar mı? Bakın. Uçuş. Evet harikalar ama bir an önce masayı kurmaya başlamamız lazım. Evet. Bakın. Çok güzel değil mi balonlarım? Tatlım sen hemen başla, bana ihtiyacın olduğu yerde bana seslen, yemeğim var çünkü, hemen ona bakıp... Ama nasıl bir şey istediğini anlatmayacak mısın? Ama o biliyor zaten, fotoğrafını atmıştım. Fotoğraftaki gibi. Evet, fotoğraftaki gibi. Tamam, balonları masanın üzerine dağıtıyorum. Tamam. Evet. Aynısı o, hemen geliyorum zaten. Peki. 2 dakikada bir geleceğim yanınıza, kontrol edeceğim. Kızlar gelmediğine göre hazırlıklara devam edebiliriz. Evet, şimdi... salatamın sosunu da bir kenara şöyle hazırlamak istiyorum. Şuraya limonumu koymuştum. Neslihan salatanın yumuşamaması için sosunu bardakta hazırlıyor. Şimdi bir şey kalmadı değil mi ya? Unuttum mu yoksa yine bir şey? Mantı! Ay inanmıyorum, mantıyı unuttum. Bir de Kayserili olacaksın. Ya ama hiç aklımda yoktu ki mantı. Sadece Mustafa istediği için yaptım. Yapıyorum yani. O yüzden unuttum böyle. Ay of. Hemen olsun lütfen. Hemen kayna sen de. Hadi lütfen. Isınan suyu tencereye boşaltan yarışmacımız mantıları atmadan önce iyice kaynamasını bekliyor. Şu an içeri gidip içeride neler olduğuna bakmak istiyorum. Evet şu an çok güzel görünüyor. Ay kızlar çok kıskanacak. Sandalyeleri giydiriyorum şu an. Bunları sandalyelere bağlayacaksın. Evet, sandalyelere bağlayacağım. Tamam. Bu tabaklar yalnız temiz mi? Temiz ama istiyorsanız değil. Ha yok, şundan uçmuş herhalde. Bunlar da gül yaprakları. Bunlar da gördüğünüz gibi böyle sandalyelere bağlıyoruz. Sandalyeleri gördünüz mü? Bakın. Çok güzel olmamış mı? Bu arada mantının suyu kaynadı. Of düşüyor. Biz olmasak ne yapacaktın acaba? Ya vallahi sen olmasan ben ne yaparım ya? Bu kadar yeterli. Hepsini yapmayacak mısın? Yok, ben şimdi hemen giyinmeye gidiyorum. Ya sen yokken kapı çalarsa? Kapı çalarsa Begüm açacak artık çünkü giyinmem lazım. Hadi koş o zaman. Hadi görüşürüz. Neslihan geçen hafta kuaförünü eve çağırmasıyla eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Galiba bu haftada masasını organizasyon firmasına kurdurduğu için eleştiri oklarına maruz kalacak. 3 gündür rakipleri kapıyı geç açtığı için eleştiren Neslihan bugün aynı şeyi yapmakta kararlı görünüyor. Daha basalım. Allah Allah, nerede bana? En iyi benim de az sonra. Hoş geldin. Aa, bu ne ya? Benim için mi bunlar? Daha da tatlı konuşuyoruz. Sen zaten tatlısın, yemesen de olur. Bayram sabahı. İlk önce senin ailene gitmeliyiz, benim aileme gitmeliyiz. Az sonra en iyi benim de. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Merhabalar. Neslihan yok mu? Neslihan Hanım giyiniyor. Buyurun. Giyiniyor. Ay bizi karşılamadı bile, görüyor musun? Karşılamadı. Çok bekledik ya. Yorulduk artık. Ay kızlar görüyor musunuz? Güller. Güzel. Vay çok romantik bir masaymış. Kesinlikle. Ya. Siz kimsiniz acaba? Ben organizasyon şirketinden geliyorum. Aa öyle yani. Evet. Organizasyonlu bir yemek olacak yani. Evet. Siz mi hazırladınız? Evet ben hazırladım. Neslihan nerede? Neslihan Hanım giyiniyor. Gelir birazdan. Gül yaprakları mı bunlar? Hazır galiba bunlar değil mi? Evet, gerçek mi? Değil, hazır. Çok kırmızı. Ama güzel ya. Ama kızlar da değil. Yani gerçekçi olalım şimdi. Balonlarla falan güzel olmuş. Yani süper hazırlamış, helal olsun. Aynen, bir de bunların ipleri böyle kafamıza çarpmıyor ya, hoşuma gitti. Aynen. Ay çok güzel, çok romantik. İyi bakalım hadi. Bir de bu nasıl böyle oluyor? Neslihan, balonlarla oynamaktan sıkıldık, çabuk gel. Geldim. Hadi. Bence siz sıkılmadınız. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Merhaba. Vallahi. Ay, nasılsınız? İyiyiz. Yorulduk ya, hazırlandık. Şöyle evet, güzel olalım dedik. Güzel olmuşsunuz. Hepiniz güzel görüyorsunuz. Ne ikram edeyim size? Ya hazırda ne varsa olabilir, seni yormayalım. İçecek. Neslihan Hanım, benim işim bitti, ben... Ay, özür dilerim ya, ben seni unuttum. Çok teşekkür ederim. Seni uğurlayayım ben. Kızlar hemen geliyorum. Kızlar nasıl buldunuz masayı? Gerçek yaprak olsaymış belki daha güzel olabilmiş ama yani güzel olmuş, ben beğendim açıkçası. Ben sadece baş örtüyü beğenmedim. Sizi duyuyorum, bence siz sıkılmadınız bensizlikten, dedikodular dönüyor. Nasıl de, olmuş? Çok güzel, bir de seni bekliyorduk ya kapıda. Hoş geldiniz. Kaldım ben böyle kapıda. Ya işte biliyorsunuz siz de telaşlandınız zaten. Evet. Biraz telaş olunca giyinmek falan sıkıntı oldu. Güzel. Ben size hem bir şeyler getireyim hem de mantım var benim ocakta. Aa, tamam. Mantıya canım, da bakayım. Tamam, senin için kolay da ne varsa benim için fark etmez. Tamam. Su bile olur bana. Neslihan, masan için rakiplerinden çok güzel yorumlar geldi. Tabii ki de yani kötü olan bir şey yok. Eğer zaten şu an kötü yorum yaparlarsa bilerek yaptılar derim yani. Peki kendin hazırlayamadın mı? Kendim de hazırlardım. Geçen hafta kendim hazırlamıştım zaten. Kendim hazırladığımda da çok güzel bir masam vardı. Görmüştünüz. Evet. Yani kendim hazırlasam da hazırlamasam da aynı şekilde güzel oluyor yani. Ama senin hazırlaman daha mantıklı olurdu bence. Ama sonuçta şimdi de çok güzel. Oturup da balonları şişiremezdim yani tüm gün boyunca. O yüzden... Tamam da masaya yapmadın. Masaya bir özen göster. Nasıl söyleyeyim? Kendin hazırlamadın ya. Zaten direkt yemekleri falan yaptın. Olsun, o zaman yemekleri hazırladım. Yani temiz bıraktım mutfağıma. Peki ben bir şey soracağım. Bu anlar nasıl havada kalıyor? Canım sen hiç uçan balon görmedin mi? Hayır, o anlamda söylemiyorum. Gördüm de hani belli bir mesafe, yani tam yerinde duruyor ya, o yüzden söyledim. Canım uçan balon onlar, yani tabii ki de tam yerinde duracak. İçinde helyum gazı var. Bence... Anlatayım mı daha? Bak görüyor musun tatlım? Bak sen de böyle bir balon gibi fıslama da aşkım benim. Ben bugün bir şey yaptım, onu sana söylemek istiyorum. Ne yaptın? Selma teyze geldiğinde dün biraz oynadığın için sen. He. Aslında senin yemeklerini falan da beğenmiştim. Hiçbir sıkıntım yoktu ama şoka girdim yani dün seni izleyince. Aa. Bize kalkıp da işte Sivas'ta yaşayabilirim falan dedi. Sonra... Mustafa'ya da dedin ki sadece bir rahatsızlık olursa giderim. Hayır, orada yaşamam dedin. Selma teyzeyle öyle konuştuk diye aynısını söyledim. Tamam, sen Selma teyzeye giderim demişsin. Selma teyze bugün bana öyle söyledi. Şöyle giderim dedim ben. Hani durup dururken değil. Yani tabii ki giderim ama durup dururken gitmem dedim yani. Ha, Selma teyze bana öyle söylemedi. Selma teyzenin yalan söyleyecek hali yok. Mustafa'ya da bugün dün gece öyle söyleyince, dün akşam öyle söyleyince ben çok şaşırdım. Hani bir anda senin muhabbetin açıldı. Ben de söyledim yani, bunu bil. Bir de söyledim, elbisen hakkında yorum yaptım biraz. Çok kısaydı. Mustafa bayıldı. Mustafa'nın hiçbir şey sana tepki göstermediğini de söyledim. Merak etme, ben doğrucuyum, her şeyi doğru bir şekilde söyledim. Biraz... Yani annesine de söyledim telefonda. Sen bayağı bir dedikodumu falan yaptın o zaman. Yaptım, dedikodu demekse bu dedikodu demekse yaptım. Hayatım sen doğrucu olsan bu kız hakkında bir şey söylemedim ben. Bu kız hakkında bir şey söylemedim. Dün gerçekten çok güzel oynadın. Bravo yani, ben de seni tebrik ederim. Yani çünkü bize öğrendiğim kadarıyla oynamayı da öğrendim giderim demiştin. Sonrasında yok gitmem falan dedim. Ama ben mutluyum. Öğretmenim sizsiniz yani. Canım, sizden göre ben de oynamayı öğrendim teyzesine yani gerçekten, ya da komşusuna, Selma teyzeye farklı bir şey söyleyip de gidip Mustafa'ya farklı şeyler söylemem. Ben farklı bir şey söylemedim. Bugün, gayet de lafımın arkasındayım yani. Ben bugün annesiyle ne konuştuysam, Selma teyzeyle ne konuştuysam... Ben Selma teyzeyi arayayım o zaman. Sözümü kesme hayatım. Tamam, sen istediğin zaman arayıp arayacağım, soracağım yani. Çünkü öyle bir şey yok sonuçta. Çünkü elbisesi kısa değil miydi arkadaşın? Mustafa beğendi mi artık? Tamam, bir şey söyleyeceğim. Mustafa beğendi mi, beğenmedi mi? Önemli olan bugün Mustafa bana ne dedi biliyor musun Selma teyze? Mustafa'nın beğenip beğenmemesi önemli değil dedi. Biz istedikten sonra işte her şey olur işte dedi. Selma yani de Selma teyze eğer bitmiştir abi. Selma teyze yarın, seni istemeyeceği için annesi de seni o tarzında kesinlikle kabul etmeyeceğini de söyledi. Hı-hı. O elbiseyle. Şu an söylediklerin şuradan giriyor şuradan canım, çıkıyor tamam mı? Mustafa'nın kabul edip etmemesi önemli çünkü. Değil. Tatlım anlamıyorsun herhalde. Anlıyorum canım ben seni gayet. İlk önce ailesini de beğenmesi gerekiyor işte senin. Ailesi beğendi ama zaten. Ama ailesi zaten seni o kıyafetle görmedi. Arkadaşlar bence uzatmanıza gerek yok. Şöyle söyleyeyim. Aa, evet görünen köklü lütfen yapalım ya. Aynen yarın her şey belli olacak. Aynen yarın öyle. Görüşeceğiz zaten. Evet. Kızlar salonda tartışırken Mustafa da elinde çiçeğiyle evin önüne geliyor. Merhaba Mustafa'cığım. Yeşil sana çok yakışmış. Merhaba teşekkür ederim. Yeşili çok seviyorum ve yakıştığını düşünüyorum. Bugün Neslihan'a konuk olacağım. Neslihan ama tabii ki de geçen haftadan tanıyorum. Özgür onu seçmedi. Zaten seçseydi de Neslihan onu seçmeyecekti. Çok güzel ve alımlı bir bayan Neslihan. Dün yanına olan birkaç bir şey söylemiştim. Umarım bu akşam gerçekten hoş ve güzel bir sohbet geçireceğiz Neslihan'la. Umarız öyle olur. Mustafa eve doğru ilerlerken kızlar da sorularıyla Neslihan'ı sıkıştırmaya devam ediyor. Peki ben bir şey soracağım Neslihan'cığım. Kaç gündür o kadar açık giyiniyorsun ki gözlerimi kamaştırıyorsun ve bugün bu kadar kapalı. Canım bir şey soracağım. Ne alaka? Açık giyindiğim kıyafet hangisiydi bana bir söyler misin? Hepsi açık. Ben üstümü açıyorsam altımı kapatırım, altımı açıyorsam üstümü kapatırım. Şu an mesela sen beni hiçbir zaman yok, çok açık görmesin. Sizin gibi böyle her gün üçünüz birden kırmızıları giydiniz öyle bir aşk bahçesi gibi. Kıyafetlerinizi giydiniz. Ondan özendin herhalde kırmızılara ama. En azından benim masam kırmızı, kıyafetlerim tabii kırmızı değil. Tabii kendi hazırlamadığın masan. Canım ben yani yine sade bir şey seçtim. İşte masan kırmızılar içinde, yok balonların yapmacık, çiçeklerin yapmacık. Hayır ben sen yapmadığın için kızıyorum. Başka insanların emekleri var, ben buna çok emek kızıyorum. Emek yok ondan lütfen. Bahsediyoruz. Hayır ya. Biz sen yapmadığın için kızıyorum ben kendi adıma. Ya tamam. Aha, kızlar Mustafa ben sizi geldi. İçeriye alayım. Tamam. Mustafa geldi şunu hemen. Hadi kızlar biraz çabuk olun. Kapıda bekliyor çocuk. Hadi bakalım. Ay çatlayacağım meraktan bakalım. Mustafa. Efendim. Hoş geldin. Hoş buldum. İyi misin? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Seni ne kadar? Bekliyorum. Vallahi seni görmeden çok heyecanlı olduğumu söyleyemeyeceğim. Tamam görünce heyecanlanırsın o zaman. İnşallah bakalım. Açıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorlar. Böyle içeri alayım mı seni? Aa bu ne ya? Benim için mi bunlar? Ya senin için. Güzel olmuş mu? Çok teşekkür ederim. Neslihan'ı geçen hafta zaten televizyonda izlemiştim. Yüzle gördüğüm zaman daha etkileyici ve daha güzel gördüm. Mustafa'ya kapıyı açtığımda biraz heyecanlandım. Zaten bütün gün onun için hazırlık yapmıştım. I hear the sound of your voice. Gerçekten çok güzel olmuş Neslihan. Ben seni zaten tanıyorum geçen haftadan. Hı hı. Gerçekten geçen hafta da çok güzel yemekler falan yapmıştın. Evet şimdi de yaptım. Şimdi daha güzel yemekler yaptım. Ayrıca masa nasıl peki? Sadece balonlara baktım şu an ama. Yani 3 gün gittiğim kızlar arasında en güzel masa diyebilirim sana. Teşekkür ederim. Aa! Kendisinin hazırladığı. Yani hayır bir şey söyleyeceğim. En güzel masa da sanki kendi hazırladı masayı. Organizasyon şirketini açtırsaydı ya kapıyı bize açtırdığı gibi. Zaten senin için özel hazırlattım bu arada masayı. Hazırlattım. Evet hazırlattım. Sen hazırlamadın. Yok. Neden? Neden fark ediyor mu sence? Ben düşündüm ama böyle olmasını ben istedim. Yani 2 tabağa ben koymuşum ama başkası ama böyle olmasını ben istedim sonuçta. Öyle. Yani bir şey fark ediyor mu? Sonuçta yani, iki tarafında yaptığı emek bence. Yani sen daha da emeği var. Şimdi şöyle bir şey var. Sen hazırlattığın için tamam eyvallah çok güzel. Çok güzel karşıladın beni. Ama kendin gerçekten her şeyi kendin yapsaydın benim için daha çok güzel olurdu ve ya, daha çok mutlu olurdum ben. Kendim de yapabilirdim. Aynı masayı kendim de yapabilirdim ama biliyorsun zaman da kısıtlı. Tabii. Ayrıca ben daha özel olmasını istedim. Yani oturup balon şişiremezdim ben. Tabii. O yüzden masam da gördüğün gibi farklı bir masa. Harbi güzel olmuş. Güzel yani. Bence de çok güzel oldu. Beğendiğine sevindim. O zaman ben şunları hem içeri koyayım. Tabii. Ben de mumları yakayım. Tamam. Yemekleri de alayım. Mustafa! Efendim. Begüm ben. Evet Begüm. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada hani herhangi bir emek yok orada. Sadece organizasyon şirketiyle anlaşmış. Ama söyledim ben zaten, farkında mısın? Hayır, kapıyı bize zaten organizasyon şirketinden bir kız açtı. Yani orada herhangi bir emek yok. Ama ben zaten gerekeni söyledim ona. Neslihan, Mustafa sürprizini beğendi mi sence? Masayı kendin yapsan daha çok mutlu olurdum dedi. Ama bence hazırlatmak daha da büyük bir şey. Yani herkes kendisi yapabilir. Ama ben daha özel olsun istedim. Zaten beğenmek zorunda. Beğenmeme gibi bir şansı yok yani. Beğenmeme gibi bir şansı yok zaten. Açılışı mantıyla mı yapacaksın? Şimdi ona mantı koyuyorum. Mantı istemişti benden. Mustafa, Neslihan'ı nasıl buldun? Gerçekten Neslihan güzel, alımlı bir kız. Hani sen sarışınları sevmiyordun? Daha çok esmer ve uzun boylu kadınlardan hoşlanırım. Çünkü esmer daha çok tercihimdir. İlla sarışın sevmeyeceğim diye bir şey de yok. Ama Çağla ve Begüm'le aran iyiydi. Çağla'yla da aram iyiydi ama bunların kararının hepsini bugün konuştuktan sonra yarın teyzemle birlikte karar vereceğim. Mustafa masayı senin hazırlamamana biraz bozuldu galiba. Ben kendim de masa hazırlayabiliyorum. Yemekleri kendim de yapabiliyorum. Bunu gördünüz zaten. Ay bravo canım, yapabiliyorsun. Hepimiz yapabiliyoruz. O zaman yapsaydın. Ya sen var ya, ben sana... Sen kralsın ya. Yemin ediyorum. Bu arada. Sen kralsın ya. Ver. İstediğin kadar ver. Ver canım, ver. Ya bu çocukta bir şey var ya. Böyle. Nasıl geçti günün? Hiç konuşmuyorsun sen, bu kadar sessiz sakin değilsin normalde. Heyecanlandın herhalde beni görünce. Evet, biraz heyecanlandım, doğru söylüyorsun. Vallahi bugün seni beklemekle kuaföre falan gittim. Çiçekçiye gittim. Çiçek yaptırdım. Sen ne yaptın? Nasıl geçti teyzemle? Ay teyzemi çok sevdim. Sürekli yanaklarını öptüm. Çok tatlı ya. Çok sevdim. Gerçekten çok sevdim teyzeni. Bayıldım yani. Mantı hazır ama normalde benim... Ama ben zaten sana söylemiştim. Evet. Senin de vakitini yetiştiremeyeceğin için ben senden... Ya normalde çok daha güzel yaparım yani. Kendim yapıyor olsaydım çok daha güzel yapardım. Masaya organizasyonu hazırlattırdı. Mantıyı hazır aldı. Bu kız acaba ne yaptı? Ben çok merak ediyorum ya. Mantıyı da organizasyon şirketine yaptırmış. Kapıyı da onlara açtırdı. Bir şey söyleyeyim, yemekleri kendi mi yaptı, emin miyiz? Kemal Paşa tatlısı da istedin dedin. Evet. Yani severim dedin. Kabak, Kemal Paşa, sütlü tatlılardan da işte puding olur, sütlaç olur. Hı hı. Tamam, geçelim mi sen içeri? Sen bir şey atmayacak mısın? Yok, ben istemiyorum. Neden? Böyle sade seviyorum ben. Evet. Sadeliği mi seviyorsun daha çok? Tatlıyı kendim alayım gibi. Tatlıyı da alabilirsin, tamam, alabilirsin, sıkıntı değil yani. Onu da dün sipariş üzerine aldı Mustafa'dan. Siz ikiniz konuşmayın, ikiniz de sipariş üzerine yemek yaptınız vallahi. Ay, o yapmadı da hadi ben yaptım yani. Ben sipariş üzerine yaptım. Ya Allah aşkına sen yapmadın, seni geçiyorum, pardon. Ay canım, sen durmadan bana böyle laf sokup duruyorsun da ben... Bu da fasulyeleri böyle böyle attı, bir ben kafama göre yemek yaptım. Kızlar ne derse desin masa gerçekten de harika görünüyor. Evet, geçelim bakalım. Hı hı. Sen... Otur. Ben hemen içecekleri de getireceğim. Tamam. O zaman sen mutfağa gitmişken söyleyeyim ben sana, ekmeği de getirir misin? Tamam, ekmek de getireceğim zaten. Çünkü 3 günde ekmek masada unutulmuştu. Aa, ben gayet ekmeği getirmiştim Mustafa. Tamam, sen getirmiştin zaten. 3 gün ama diyorsun, beni katma. Kimse kusura bakmasın. 3 günde en güzel masa bu yani. Sen salondan çıktığın gibi kızlar Mustafa'yla konuşmaya başlıyor Neslihan. Kızların zaten böyle yapması benim şu an hoşuma gidiyor. Sence kıskanıyorlar mı? Şu an çok kıskanıyorlar. Zaten Mustafa da onlara gereken cevabı veriyor. Masaya organizasyon hazırlıyor. He. Kapıyı da aynı şekilde onlar açıyor. Ya mantıyı hazır alıyor senin siparişinde. Peki bu kız ne yaptı? Çünkü ona bir şey söylemiştim, yaptı. Allah razı olsun. Çok güzel de yapmış, hazırlamış. Kızlar beni mi çekiştiriyorsunuz? Ya böyle yokluğumda hep bir laf, hep bir laf. Kıyamam ben size ya. Nasıl mutluyum şu an? Beni çok sevindiriyorsunuz. Ay. Yok, biz seni çekiştirmiyoruz. Organizasyon şirketinle alakalı konuşuyoruz. Canım, keşke siz de yapsaydınız. Ben gerekeni yaptım. Siz de çağırsaydınız. Ben gerekeni yaptım tatlım. İlla ki hepiniz çok güzel sofralar hazırlayacak kızlarsınız ama biliyorum sizin de zamanınız kısıtlı. Ama bari bunu düşünebilseydiniz yani. Oh, canım benim. Mustafa acaba sen yarın ne yapacaksın? Çok merakla bekliyorum ya. Ben ne yapacağım? Ben hiçbir şey yapmayacağım ki. Aha. Teyzem yapacak. Vişne suyu. Sen şeftali de seviyordun. Var şeftali de var. Şeftali de getireyim. En iyi benim de az sonra. Babam her zaman şu lafı söyler. Sen eve geldiğin zaman, karın da geldiği zaman işten kim yapacak oğlum yani? O zaman o kadın hem çalışsın hem de gelip eve yemek yapsın. Bu nasıl olacak peki? O zaman çalışmıyor. Böyle bir şeyle karşılaştım. Kesinlikle buna katılmıyorum ben. Benim kız arkadaşım vardı, tamam mı? Yani senin belki 2-3 kat zenginliğinde bir kadındı. Mustafa her ortamda ben para verdim. Masaya vurmadan tamam. Konuşur bak şu an ben de ne yaptım ondan sonra? Lütfen artık böyle bak ama sen ilk aşık olduğum insan gibi bir insanı bulsam keşke karşımda. O zaman git ilk aşık olduğun gibi bir insan bul. Helal olsun Esra. Kesinlikle. Helal olsun Esra, helal olsun. Ben de sana aşklarımı anlatayım mı? İster misin Mustafa? Sen eski sevgiline mesaj mı gönderiyorsun acaba buradan? En iyi benim de az sonra. Sen hazır mantını soğutma hadi. Tamam yiyeceğim. Neslihan gelsin. Canım benim. Gerekirse gerçeğini de açarız yani. Bu kadar kıskanmayın lütfen. Açsaydın rahat o zaman olalım. Tatlı. Bak bu kız hamurla uğraştı kaç saat. Ya lütfen artık ben rahat rahat baş başa yemek yemek istiyorum. Ye lütfen, bakalım yemeğini lütfen, afiyet lütfen. Olsun. Yarın görüşürüz. Sesiniz kulağımda çınlıyor artık yeter. Afiyet olsun. Teşekkür ederim sana da afiyet olsun. Ya sosa bak, sos diye bir şey yok yani. Bir şey söyleyeceğim, yoğurt koydun mu üstüne bu evet arada? Koydu ama hiç öyle bir mantı sosu ben görmedim. İlk defa böyle bir mantı sosu görüyorum gerçekten. Sen nasıl bir insansın diye sormak isterdim ama sormayacağım. Çünkü bayağı bir anlattın 3 gün boyunca. Biraz ben sana anlatayım kendimi, sonra sen konuşursun. Tabii ki de seni dinliyorum. Ben hayatımda gerçekten bana karşı, bana saygı duyan, güvenilir... Oturmasını, kalkmasını bilen sağlam bir insan arıyorum. Evet. Yani öyle olmasını istiyorum. Şu an senin karşında tam öyle bir insan var. Fakat bak çok güzel bir kızsın. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ama benim o güzellik kavramım nasıl biliyor musun? Kapıdan girdim. Oo dedim ya oraya kadar. Bu saatten sonra tamam mı? Senin benim için güzelliğin değil, karakterin önemli. Tabii ki de karakter önemli olan zaten. Yani ilk önce tabii ki de herkes için dış görünüştür. Ben inanmıyorum yani dış görünüşe önem vermiyorum. İşte ilk baktığında etkilenmen lazım. Etkilendikten sonra ölçersin karakterini, yapısını. Daha sonra gelişir zaten her şey. Peki sana bir şey soracağım. Gerçekten geçen hafta Özgür seninle bir yola girmiş olsaydı, sen onunla birlikte o yola girer miydin? Hayır, ben girmeyecektim zaten. Bunu defalarca söyledim. O zaman lafını kestim, özür dilerim. Özgür benden hoşlanıyor, benden hoşlanıyor dedin. Neden o zaman seni hoşlanıyorsa seçmedi veya seçseydi yürümezdin onunla, çünkü o yola girmezdin? Çünkü birincisi, onunla neden o yola girmeyeceğimi sana söylüyorum. Özgür beni kaldırabilecek tarzda biri değildi. Çok iyiydi. Kesinlikle arkasından konuşmak istemiyorum. Çok iyiydi. Oturuşu, kalkışı çok efendiydi. Ama çok fazla efendiydi. Yani çok fazla efendi derken hani biraz da bana hani tamam dediğinde beni durdurabilecek bir insan lazım bana. Özgür de o yoktu. Ya, Özgür'ü ben yönetirdim. Özgür beni yönetemezdi. Beni yönetebilecek kadar yani sevebileceğim bir insan olsun istiyorum hayatımda. Hani beni yönetebilsin. Tabii ki de bunun da bir sınırı var, kısıtlaması tabii var. Ki de. Ve bir kadın ne olursa olsun kesinlikle karşı taraftan hep tercih edilmek ister yani. Ne olursa olsun ben sürekli kim kabul eder ki tercih edilmemeyi? Ya kızlar bir saniye bak çok önemli bir şey konuşuyoruz, atlamayın oradan. Hayır araya girmek zorundayım kusura bakma Neslihan ama bana kendini söylüyorsun diyorsun ki Begüm'cüm çok güzel oynuyorsun diyorsun ama sen burada Mustafa'ya Özgür diye seslenmiş bir kadınsın. Şu an hala canım gerekirse onu biz konuşuruz. Sana düşmüyor bu tamam mı? Hayır ben istediği zaman bana sorar tamam mı? İstediği zaman bana sorar neden Özgür dedi. Hayır, bir dakika, orada krizde, kıskançlık hayatım, krizine girip de yani hatırlatmaya falan çalışmış. Şu an seni dinlemiyorum. Çok da bağırarak konuşma lütfen. Aa, izle. Hayır, sadece hayır. İzle canım benim. Hadi. Hayatım daha cümlem bitmedi. Bir Mustafa dursun. Seni dinlemek istemiyorum. Özgür diyorsun aa, bana. Evet. Tamam canım benim. Öyle bir şey olduysa eğer zaten buna canı sıkıldıysa kendisi bana burada söyler, tamam mı? Sana düşmüyor yani canım, bunu söylemek. Canım çocuğun aklına gelmemiş olabilir hayatım zaten. Aklına gelir onun. Sen merak etme. Ne demek istiyorsun yani? Zihni çalışmıyor mu demek istiyorsun? Ben tabii ki içimde tutmayacağım. Ben burada izleyip canım tamam ya sahibim. Artık gerçekten konuşmak istemiyorum. Ne oldu? Lütfen ya biz burada birden sohbet ediyoruz. Neden sen bu kadar güzel sohbet edemedin diye kıskanıyor musun? Kızlar lütfen. Lütfen kızlar. Söyledim. Tamam boş ver tamam konuştunuz cevabını verdi Neslihan size çok güzel bir şekilde. Ben gerekirse zaten sorarım ve cevabımı ben kendim alırım. Ödü koptu. Neyse afiyet olsun. Eyvallah sağ ol. Sen nerede yaşıyorsun? Ben İzmir'de yaşıyorum. Aynı zamanda burada da yaşıyorum. Yani sürekli gidip geliyorum. İzmir'de işim falan mı var ondan mı? Hayır İzmir'de işim yok. İzmir'de yani ben bir yaklaşık 20 yıl falan İzmir'de büyüdüm zaten. Hı-hı. Ondan dolayı İzmir'i çok artık seviyorum. Artık dedi emekli olduk. Hadi evet, biz memleketimize, evet, köyümüze dönelim. Aynen öyle oldu evet. Aynen sen de tabii genç olduğun için İzmir canlı. Tabii yani sen Sivas'a gider misin şu an? Ben hayatımda 2 kere gittim de yani şöyle bir şey olur. Allah gecinden versin. Benim mesela orada 3 katlı triplex villamız var. Anladın mı? Dedemin yaptırmış olduğu ama benim durumum gerçekten çok müsait olmaz. İş yerim bozulur. Benim karım nereye ben oraya. Ay ben nereye karım oraya yani anladın mı? Oraya gelmek zorunda. Çünkü o zaman şöyle olsun her durumu bozulan benim karım benim yanımda olmadıktan sonra bana destek vermedikten sonra ben ne yapayım? Yani bak, tabii ki doğru söylüyorsun. Benim düşüncem şudur. Ben senin iyi gününde hiçbir zaman yanında olmayı istemem. Tamam mı? Sen gecenin 3'ünde 4'ünde beni aradığın zaman Mustafa ben acil bir durumum var dediğin zaman ben sana ne oldu demem sadece neredesin diyenlerdenim. Ya her hadi bakalım kulüpteyim dedi. Dün ne diyordu? Kıza? Dün ne diyordu? Kulübe gidemez benim kız arkadaşım diyordu. Hadi kulüpteyim dedi. Ne yapacak? Her zaman arkadaşını, dostunu iyi seçeceksin. Tabii İyi ki belirleyeceksin. Ya zaten arkadaşımı, dostumu seçebilecek yaşta olduğuma inanıyorum. Arkadaş seçimim de iyidir. Kimse bu konuda beni yönlendiremez. Organize işlerinde iyiyimdir. Yani her şeyin en organize ederim. Ben yemekleri doldurayım. Tabii. Diğer yemekleri. Neslihan, az önce kızlarla aranda neden gerginlik oldu? Kızlar şu an gerçekten kıskançlıktan deliye döndüler. Yani nereden vuracağını şaşırdılar. Begüm'e çok kızdım. Kesinlikle ondan beklediğim bir hareket, davranış değildi. Şu an masada Özgür'ün muhabbetini açması beni çok rahatsız etti. Sence kıskanıyorlar mı? Ya onlar artık kızların konuşmasını gerçekten sadece kıskançlıklarına veriyorum. Ya çünkü beni eleştirebilecekleri hiçbir nokta yok yani. Tabii canım tabii daha neyi eleştirmeyelim ya. Ay nasıl yok? Ha bir şey söyleyeceğim. Hayır emek yok, para var, para, organizasyon, para var. Başka bir şey yok. Hayır daha cümlem bitmeden Özgür'ü burada söylemesini söylerken nasıl bir tepki verdiğini gördünüz mü? Ben konuşturmadı beni yani. Ne yapıyorsun? Ay korktum bir anda. Niye korkuyorsun? Hiç beklemiyordum. Şu an ısıtıyorum, pilavı ısıtıyorum. Biraz kızlara karşı gerilir herhalde Neslihan. Evet gerilir yani gerilmem çok normal. Kesinlikle beni eleştirebilirler. Gerçi eleştirecek bir şeyleri de yok yani ortada anladın mı? Bir eksiğim de yok. Fakat kalkıp da yani geçen hafta olanlardan ben çok sinirlendim açıkçası. Benim masama yorum yapabilirler, benim yemeklerime yorum yapabilirler, benim elbiseme yorum yapabilirler. Ama kalkıp da sana geçen haftaki yani Özgür için yok Özgür dedi de bilmem hiç hoşuma gitmedi. Sevmiyorum ben böyle şeyleri. Ama gerçekten de o salı günüydü herhalde ben Çağla'yla yemek yerken sen Özgür meselesini açtın. Mesela ben orada çok sinirlendim. Evet sinirlendiğinin farkındayım. Eğer sinirlendiysen kusura bakma tekrar. O gün de söylemiştim ama o tatlı mevzusu yapıyorduk biz o gün. Tatlı mevzusundan açılmıştık onu. Dedim herhalde bu kafasında Özgür'ü bitiremedi hala. Hayır yani eğer yok kesinlikle öyle bir durum yok. Eğer öyle bir şey olsaydı Özgür'ün yüzüne de ben de seni istemiyordum. Hani seninle devam etmek istemiyordum demezdim zaten. Anladım. Sırtındaki bu dövme ne? Sırtımda gördüğümüz bir düşün içinde bir düş. Hepimiz sahte güzelliklere güleceğiz yazıyor. Hmm. Bu ne? Bunun tadı çok güzel. Beşamel soslu. Harbi güzelmiş. Neslihan da acaba ayağını burkup bir yerlere çarpar mı acaba ya? Buz koydurur mu acaba? Gayet ayağımı vurdum da burktum da çocukla bir centilmenlik göstergesi yaparak. Ayağını vurdun mu? Buzu vurdum tabii bak. Hayır canım. Elini niye öptü? Aa pardon, burası da yara olmuş. Oraya mı öptürdü? Aklıma bir şey takıldı. Bir kadın bir erkeğe bakar mı? Tabii ki de, yani eğer erkek bunu kabul ediyorsa tabii ki de bakabilir. Yardımcı olabilir. Bakmak değil yani bu ya. Hani yardımcı olmaktır, anladın mı? Herkes bakmak, sürekli bakmaktan bahsediyor da yardımcı olmaktır. Neden bir erkek bir kadına bakabiliyor? Hayır, ben şu an bağırmıyorum. Aynı ses tonumla konuşuyorum. Neden? Hani Allah korusun başına bir şey geldi, kaza geçirdi. Ben ona bakmayacak mıyım mesela? Bak, o zaman o farklı değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Kesinlikle farklı değil. Farklı. Benim... O zaman da kabullenmesin, gitsin yani. Şöyle bir şey olabilir, gitsin. Doğru diyorsun. İnsanları hayatından çıkartmak çok kolay ama kazanmak çok zor. Bunu tabii ki de. Ekonomik koşullar benim için kesinlikle önemli değil. Benim istediğim sadece dürüstlük, saygı, sevgi, aşk. Ya sence hani ya gerçekten bu konuda bu kadar katı mısın? Şöyle bir şey var. Ben 4000 lira maaş alıyorum, tamam mı? Benim evim var, arabam var, Allah'a çok şükür. Ben kira vermeyeceğim için ben eşime çok rahat bir şekilde bakabilirim. Bak, evde oturduğu halde. Ama tabii ki de benim eşim gelip de Mustafa ben çalışmak istiyorum dediğinde ben ona yok dur çalışamazsın, öyle bir şey yok. Günümüzde her bayan çalışıyor yani. Benim yengem bile çalışıyor, öğretmen yani. Neslihan bakar mı sizce? Bakabilir bence ya Neslihan, yani biraz şey bir kız. Dominant bir kız. Dominant bir kız da genelde dominant karakterler böyle daha yufka yürekli olur diye düşünüyorum. Bence Allah korusun bir şey olsa ben bakacağımı düşünüyorum. Ben de bakacağımı düşünüyorum. Uzun süreli bakar mı peki? Ha, onu bilmiyorum. Yani bilemiyorum. Bence ben onda kararsızım. Bak, benim babam her zaman şu lafı söyler. Oğlum bir kadın, tamam mı, senden daha fazla para kazanmasın. Neden baba? Sen eve geldiğin zaman, ayaklarını uzattığın zaman, karın da geldiği zaman işten, tamam mı? Kim yapacak oğlum yemeği? Sen mi yapacaksın, o mu yapacak? Karın diyecek ki sana, ben 10 milyar maaş alıyorum, sen 4 milyar birlikte maaş alıyorsun. Yaparlar. Yap bakalım. Ya eskiden ben yemek yapmayı artık bilmiyorum. Şu an çok var. Öğrenirsin. Nasıl öğrenirsin? Basbayağı ben öğrenirsin. Gelir yardım ederim ama her gün de yardım edemem işte. İşte yapabilirsin, neden yapamayacaksın? Her gün nasıl yardım edeceğim? Demek ki sen o zaman karşındaki insana kıyabilirsin yani, o kadar yorulmasına hem çalış. Şimdi senin söylediklerin çelişkili. Sen diyorsun ki işte böyle. Beni dinler misin? Dinliyorum. Yemek yapamayacağını söylüyor Mustafa. Bence orada yapabilir gayet yani. Hani kesinlikle. İnsan zora düşünce her şeyi yapıyor yani. Yapmak zorundaysa yapabilir bence. Sen diyorsun ki hem çalışabilir, ben müsaade ederim, benim yengem de çalışıyor diyorsun. O zaman o kadın hem çalışsın hem de gelip eve yemek yapsın. Bu nasıl olacak peki? O zaman çalışmayacaksın. Nasıl çalışmayacak? Çalışabilir diyorsun ama. Bak, çalışabilir diyorum fakat benden fazla para aldığı zaman böyle bir şeyle karşılaştım. Kesinlikle buna katılmıyorum ben. Sen eve geldin, yorgunsun. Ben eve geldim, yorgunum. Eve kim yemek yapacak? Sen diyeceksin ki hayatım o çok zaman yorgunum. Çalışabilir demeyeceksin. Bak, çalışabilir. Çalışabilir diyorum ben. Tamam, çalışabilir diyorsun. O zaman ikimiz de yorgunuz diyorsun. Nasıl yemek yapılacak diyorsun. Bak şimdi. Neslihan'ın hizmetçileri yapar. Evet, ya da organizatör şirketi. Yok canım, organizatör şirketi hazırlar, hizmetçileri de yapar. Eskileri aşırtacaksın. Benim kız arkadaşım vardı, tamam mı? İnan. Yani senin belki 2-3 kat zenginliğinde bir kadındı, tamam mı? Her şeyi o yapıyordu. Onun evinde kaldım ben sadece 6 ay boyunca. Ama sonradan gelip de her şeyi böyle yapmaya başladı. Her kavga ettiğimizde Mustafa her ortamda ben falan masaya vurmadan konuşur musun? Bak şu an şey oldu. Ben masayı senin için hazırladım. Tamam, o kadar uğraştım. Kesinlikle sesini de yükseltme, masaya da vurma lütfen. Mustafa her seferinde, tamam mı? Mustafa her seferinde ben sana para... Ortamda her şeyi ben ısmarladım. Mustafa arabanın mazotunu ben koydum. Mustafa arabanın altına ben çektim. Mustafa... O zaman bu şekilde davranmasına taviz vermeseydin. Ben de ne yaptım ondan sonra? Lütfen artık böyle bak ama sen böyle konuşursun dedikten sonra bak benim aklımdaki şeyleri unutturuyorsun lütfen. Ay çocuğu nasıl kızdırdı inanmıyorum ya. Yani biraz Mustafa'nın da sert tavırları var ya, ondan hoşlanmamış olabilir yani. O zaman ben sana bağırmıyorum. Ayarlar mısın? Tamam, ben lütfen sana bağırmıyorum. Benim sesim sana, hep böyle yüksek güzel çıkıyor. Bir şekilde, naif bir şekilde birazcık tamam, ses tonunu ayarlar mısın? Ben sana bir şey diyorum. Söylemiyorum. Anladın mı? Ben o insanın yine sinirlendiğim için bu o zaman sinirleniyorsan şey o insana yapıyoruz. Açmayacaksın o zaman o insanı. Hayır yani örnek konusunu vermek istedim, anladın mı? Onun için yani. Sen de daha demin bağırıyorsun, bana diyorsun her ki ben bağırıyorum, sesim böyle. Her insan farklıdır, tamam mı? Herkesi aynı kefeye koyamazsın. Ya o ben sana şunu aldım, bunu aldım diyorsa o ona kalmış bir şey yani. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Kusura bakma da zaten ben 5 parmağın 5'i 1 olduğuna inansaydım ben En İyi Benim programına katılıp da gerçek aşkımı burada bulmak için uğraşmazdım ya. Neslihan burada biraz alttan da olsa, tam cümlesini kurmasa da biraz şey yaptı yani, paracı olduğunu biraz ön plana çıkardığı için bence Mustafa ondan dolayı sinirlendi şu an. Evet. En İyi Benim de az sonra. Babam her zaman şu lafı söyler. Sen eve geldiğin zaman, karın da geldiği zaman işten kim yapacak oğlum evi? O zaman o kadın hem çalışsın hem de gelip eve yemek yapsın. Bu nasıl olacak peki? O zaman çalışmıyor. Böyle bir şeyle karşılaştım. Kesinlikle buna katılmıyorum ben. Benim kız arkadaşım vardı, tamam mı? Yani senin belki 2-3 kat zenginliğinde bir kadındı. Mustafa her ortamda ben para verdim. Masaya vurmadan tamam. Konuşur bak şu an ben de ne yaptım ondan sonra? Lütfen artık böyle bak ama sen ilk aşık olduğum insan gibi bir insanı bulsam keşke karşımda. O zaman git ilk aşık olduğun gibi bir insan bul. Helal olsun Esra. Kesinlikle. Helal olsun Esra, helal olsun. Ben de sana aşklarımı anlatayım mı? İster misin Mustafa? Sen eski sevgiline mesaj mı gönderiyorsun acaba buradan? Az sonra En iyi benimde. Ben 27 yaşındayım ve her türlü mekana girip çıkmışlığım var. Her türlü insanlarla ortamına girip çıkmışlığım var. Ben sen çünkü mekanları falan böyle çok seviyorsun herhalde her gün. Aynı şeyler ben yani. Ben işten 6'da gelirim, 8'e kadar evimle. Yarın öbür gün yani bir şey olsa mesela aramızda diyelim. Ne olsa? Sen sürekli. Ne olsa? Nasıl ne olsa? Yani şu anda seninle tanışıyoruz, ediyoruz, konuşmaya, görüşmeye başladık yani. Yarın o bir gün dediğimde bu yani, anladın mı? Hani sen sürekli mekanlara, klaplara falan mı gideceksin? Her gün değil ama. Her gün değil, hani arada sırada. Arada sırada benim hayatımda kadınım varsa onunla gideceğim. Tamam da hayır, sen ne kadar doğru buluyorsun? Neyi? Hanımım dediğin, eşim dediğin kadını oralara götürmeye. Çünkü ben çok bulmuyorum öyle yerleri. Ben evlendiğim zaman mı? Sen evet, bak, evlendin ya da evlenmedin. Kız arkadaşın diyorum. İkisinden biri yani. Kız arkadaşım. Sevdiğin ve değer verdiğin biri yani, anladın mı? Zaten ben İlk aşık olduğum insan gibi bir insanı bulsam keşke karşımda. O zaman git ilk aşık olduğun gibi bir insan bul. Helal olsun Neslihan. Kesinlikle tebrik ederim. Helal olsun Neslihan, helal olsun. Çok güzel bir cevap verdin Neslihan. Neslihan helal olsun, arkandayız. Ben bu konuyu çok uzatmak istemiyorum, gerçekten geriliyorum. Bilmiyorum yani, sıkıntıya girmeye başladım şu anda. İlk aşkım falan filan. Ben de sana aşklarımı anlatayım mı? İster misin Mustafa? Ben sana farkındaysan detaylı... İlk aşkımı anlatayım mı sana? Bak sana bir soru soruyorum. Açmadım. Sen ilk aşkımda olsaydı falan yani anlamıyorum seni şu anda. Sana diyorum ki gerçekten ya beni demiyorum artık, demek istemiyorum. Birine aşık oldun, tamam mı? Birini böyle çok seviyorsun yani vazgeçemeyecek kadar. Yani bizi götürürsün, mesela buradan tanıdığın bir insanı götürürsün, gerçekten aşık olduğun birini götürmezsin. Bak söylediğin şeyler çok çelişkili, anladın mı? Sen bir öyle söylüyorsun, bir böyle söylüyorsun. Bana böyle dümdüz gideceksin. Şu an sen çok yanlış. Hayır ben ne duyduğumu biliyorum, tamam mı? Hani bence şu an Neslihan böyle sakin davranıyor yani. Sen ben gerçekten o masayı herhalde havaya falan uçurmuştum yani. Sana biraz önce ben bir soru sordum. Dedim ki ben hani dedim klaplara falan çok takılıyorsun, ediyorsun. Gerçekten sevsen hani onun oralara seninle birlikte girmesine müsaade eder misin dedim. Sen de bana dedin ki ben dedin evet dedin, hayatımı birleştiğim kadınla, hanımımla birlikte giderim dedin. Haftada bir giderim ama hanımımla birlikte giderim dedin. Yanlış mı anlamışım? Yanlış. Yanlış anlamadım ben, doğru anladım. Ben hanımımla diye bir şey söylemedim. Eşimle birlikte giderim dedin. Lütfen ya. Kızlar duymuş mudur acaba? Onlara sormak istiyorum şu anda. Kızlar beni duyuyor musunuz? Evet. Evet. Hak veriyoruz sana. Süper gidiyorsun. Mustafa biraz önce ben kız arkadaşımla eşimle giderim klaba demedi mi? Zaten bugün için de demiyorum. Dün de dedi. Dünden önceki gün de dedi bunu. Ben giderim zaten. Ha. Şimdi eşimle giderim. Ay sana inanmıyorum. Bak, eşimle gitmem. Sen sürekli mekanlara, klaplara falan mı gideceksin? Her gün değil ama. Arada sırada benim hayatımda kadınım varsa onunla gideceğim. Eşimle gitmem. Ne alak? Sen eşimle o zaman gitmem. Sen kusura bakma da yani sen kız arkadaşını gerçekten aşık olacağın insanı eşinden ayrı tutacaksın sen o zaman. Sen kulübü ne zannediyorsun? Ben akşam şöyle bir güzel müzikli bir yere götürmeyi istiyorum. Sen ha, öyle dersen farklı. Öyle diyorum. Sen öyle demedin. 3 gündür club diyorsun. Ben club'lara giderim diyorsun. Club'ı da yani şimdi bana anlatma. Gece 12'de gidiyorsun. Gecenin 4'ünde çıkıyorsun. Evet. Eğlenebileceğimiz canlı müzik falan dersin. Ben bunu hoş tamam, karşılarım, dedim. Anlarım. Dün de bak fark ettim. Dedim lütfen. Ki canlı müziğe de giderim demiştim dün. Mustafa bir şey soracağım sana ya. Efendim Begüm. Ben çıkmak istediğimde sen izin vermediğini söylüyorsun. Vermem, benim kız arkadaşım yanımda çıkar diyorsun. Başka arkadaşlarla gidemez diyorsun. E peki sana birisi söylese ben de senin dışarıda takılmanı istemiyorum. Gece 12'de kulübe gidip 4'te dönmeni istemiyorum dese nasıl bir tepki vereceksin? Ben şu an merak ediyorum. Gerçekten onu o kadar bağlı seviyorsam ben de gitmem. Tamam güzel, teşekkür ederim. Sen eski sevgiline mesaj mı gönderiyorsun acaba buradan? Eski sevgilime niye mesaj İlk aşkım ya? Gibi biri bulursam dedin yani resmen. Evet, ona bak, ben aşık olduğum zaman o insanı her zaman yatağa yattığım zaman tamam mı kaybetme korkusu olacak. Elinden tutmayı değil yanağından öpmeye dahi korkmam gerekiyor. Ama artık 18 yaşındaki Mustafa yok. Ve artık gerçekten bir insanı tanıdıktan sonra, vakit geçirdikten sonra onlar bir şeyler paylaştıktan sonra o insan artık benim olmasını istiyorum. Gerçekten evlenmek istiyorum ben, anladın mı? Aradığım aşkı bulmak istiyorum ben ya. Bakalım. İnşallah bulursun. Biz neden bu kadar gerildik? Eski aşklar görünce ondan kıskançlık oldu herhalde. Ama bu arada giyimin falan çok güzel. Ben hep böyle giyiniyorum zaten. Etek boyu. Bir ayağa kalkabilir misin rica ediyorum? Kalkabilirim. Şöyle bir döner misin? Boyun kaç? Boyum ya 1.70. 1.70. Ben 1.86'yım. Aynen. Boyun falan çok iyi. Giyimin falan da çok iyi. Teşekkür gerçekten. Ederim. Sen de güzel giyiniyorsun. Ben hep böyle yani şöyle söyleyeyim, işim gereği hep böyle giyinmek zorundayım ben. Çünkü presentable olmam lazım, müşterilerle görüşüyorum. Yemekte her şey güzeldi. Bir ara tartıştık Mustafa'yla ama sonradan toparlayabildik. İkimiz de tatlıya bağladık durumu. Nasıl erkeklerden hoşlanırsın? Kesinlikle bana yalan söylememeli. Kesinlikle ya toz pembe bir yalan biliyorum, bile olsa. Yalan şaka bile olsa evet. Yapmamalı yani. Evet. Kaldıramam, yalanı hiç sevmiyorum. Evet. Çok doğru olmalı ve onun yanında ben her zaman güvende hissetmeliyim kendimi. Hiçbir şeyden korkum olmamalı yani. Öyle bir adam olmalı. Ve ona çok güvenmeliyim ya. Şimdi gerçekten hayatına vazgeçemeyeceğim bir kadın var. Çok aşıksın, çok seviyorsun. Yani ister istemez bir yanlış yaptın ona. Yani gerçekten istemeyerek yaptın evet. Bu yanlışı. Ve yalan söylemek zorunda kaldın. Ne yapardın? Söylemezdim. İnsanlar gerçekten doğruyu söylediği zaman her zaman kazanır. Mesela gerçekten gözüme kötü gözükseydin, yanlış anlama Neslihan, ben seni beğenmedim derdim. O zaman çok hiçbirimiz kötü gözükmedik Mustafa'ya, ne güzel ya. Bak sen burada üzül veya mutlu ol, o beni ilgilendirmez. Vallahi. Benim gerçekten içimden ne geçiyorsa, anladın mı? Yapmacık olup da ya Neslihan çok güzelsin be, çok güzel giyinmişsin diyemem. Yapım değil, anladın mı? Öyle ben kılıbık light erkeklerden değilim yani. Ben öyle bir kişiliğe de sahip değilim. Ben nerede nasıl davranması gerektiğini... Abi yanıyor. Aha ne dedim kızlar, yanacak demedim mi? Aha da yaktılar yani. Söndürün. Kızların gözü kaldı herhalde. Söndürün. Çiçekler alev almaya başladı. Söndürelim mi gelip acaba? Begüm'cüm sen söylemiştin değil mi çiçekler alev almasın diye? Çiçekler mi kağıtlar dedim hayatım, tutuşabilir dedim. Yok, kağıt değil ki bu. Kağıt değil bunlar yalnız. Yani gül yaprağı diye... Gül yaprakları yanmadı hayatım, ortadaki çiçekler yandı. Gerçek hayır, çiçek evde bu. Evet hayatım. Bunlar gerçek çiçek. Gerçek çiçek mi? Ben elimle ellemesem inanacağım hayatım. Neyse bu kadar gözüm kalmasın lütfen. Yani en azından şöyle ortaya güzel bir çiçek koyabilirdin, o en azından yanmaz. O güzel çiçekleri Mustafa getirmiş zaten bana. Bize de getirin tatlım. Neyse sen hayatım, sen boş ver onlara. Biz şu an ne güzel bak konuşuyoruz. Hani ortam gerilmişti, o ortamı yumuşattık. Şu an number one gidiyoruz. Evet. Sürekli sesleri geliyor ya. Sen böyle boş ver, sen aldırma. Zaten gerektiği yerde zaten biz cevabımızı veririz. Ve böyle bu şekilde olman gerçekten çok hoşuma gitti. Hani onlara sürekli laf atma için, olaya müdahale etmelerine izin verme için teşekkür ederim yani. Havva, Çağla ve Begüm, lütfen bizi biraz yalnız bırakın. Bırakıyoruz merak etme. Ya çok son iyi ya. Son gülen iyi güler. Bence gülün. De. Aaa ne güzel. Neyse boş ver. Nerede kalmıştık biz ya? Vallahi bak kafamızı karıştırıyorlar, ondan sonra böyle nerede konuşuyoruz diye duruyoruz yani. Etkileyici bir özelliğim var. Gözlerin zaten deniz gibi yani. Teşekkür anladın ederim. Mı? Sen güçlü bir kadınsın. Çok. Güzel ve fazlasıyla bakımlı bir kadınsın. Teşekkür ederim. Benim de dikkatimi zaten güçlü ve güzel bayanlar dikkatimi çeker. Ama sadece güçlü olduğun kadar lütfen karakterin de her zaman böyle sağlam olsun. Teşekkür sağlam olsun ederim. Ki... Zaten her zaman karakterim, yani kesinlikle karakterime laf söyletmem. Her zaman sağlamımdır, çünkü güçlü bir kadınımdır. Niye biliyor musun? Sağlam ol ki sağlam adımlar atalım. Tabii ki de, tabii ki de. Güçlü olayım ki karşımdaki de güçlü olsun. Ben sana en baştan söylüyorum. Ben böyle entel dantel işlere gelemem. Entel dantel derken? Ya böyle biraz kılıbık erkek modeli değilimdir. Ben sinirlendiğim kılıbık zaman... Kılıbık ne demek peki? Ya böyle ne demek biliyor musun? Her kadının her istediğini yapmak demektir. Zaten ben öyle bir erkek sevmiyorum. Bir nokta vardır, anladın mı? Karşındaki bayanı mutlu etmeyi de bileceksin. Durmayı da bileceksin. Tabii. Eğer sürekli mutlu edersen zaten o ilişkinin bir anlamı kalmaz. Çok çabuk arada sıkılırsın. Kavga da olacak. Tabii ağlamalı ki de. İlişkiler de olacak. Bunlar bağlar zaten. İlişkileri birbirine bağlayan şeyler bunlardır yani. Zaten. Tuzu biberidir. Yemek gibi düşün. Yemeğin tuzu olmazsa ne olur? Olmaz. Ama yemeğin tuzu olursa daha güzel olur. Daha lezzetli olur. Zaten sana ben bir şey söyleyeyim mi? İlk aşklar kavgayla başlar. Hmm. Evet hep öyle söylerler. Bilmiyorum. Benim öyle oldu biliyor musun? Gerçekten. Çok böyle kavga etmiştim. Gerçekten de olmuştu. Duydunuz mu kızlar? İnanamıyorum. İlk aşklar neyle başlarmış? Tabii ki de kavgayla başlarmış. Tatlıya geçelim mi? Hem daha da tatlı tatlı konuşuyoruz. Zaten tatlıya bağladık. Sen zaten tatlısın, yemesen de olur. Teşekkür ederim. Ben tabakları getireyim. Tamam. Mustafa! Evet Havva. İlk aşklar kavgayla başlar. Evet olabilir, doğru diyorsun. Bu bir mesaj mı acaba? Mesaj değil de sadece söylemek istedim içimden. Ben anladım, yani yaşadıklarımı söylemek istedim. Anlayacağımı anladım ben. Neslihan'cığım ortamdaki gerginliğin bitmesine çok sevindik. Ne güzel yüzün gülüyor yine. Evet ya, ilk başta biraz çatışmalar oldu aramızda ama şu an hiç problem yok. Gerçekten gönlümü almayı başardı. Mustafa'cığım masadaki tartışmalar Neslihan hakkındaki düşüncelerini değiştirdi mi ki? Neslihan hakkında güzel şeyler düşünüyorum aslında. Güzel kız, güçlü bir kız. Bakımlı, ben de bakımlı kadınlardan hoşlanıyorum zaten. Neslihan, aklında Mustafa ile gerilmenizi sağlayacak başka bir konu yoktur inşallah. Bu arada bugün Selma teyzeyle konuştuğumuz, Begüm'le alakalı konuştuğumuz konuyu da açmayı düşünüyorum. Onu da söyleyeceğim Mustafa'ya. Ama kızlara çok kırıldım ilk başta. Yani bilmiyorum, değişik yorumlar yapıyorlar. Ben içerideyken onlarla yan yana otururken bana hiç böyle şeyler söylememişlerdi. Şu an ne oldu bilmiyorum ama kesinlikle gerçekten kıskandıkları için yaptıklarını düşünüyorum. Rakiplerinin kendisini kıskandığını düşünen Neslihan, tatlı servisini yapmak için salona dönüyor. Tatlıyı burada servis edeceğim, buraya dur ben ya, dur gel beraber yapalım. Gel yanıma gelir misin? Yanıma gelir misinler falan ya. Ben çocuk şoka girdi çocuk. Kelpeten falan getirelim. Çıkıyor mu? Bir dakika. Donmuş yani şu an. Ha donmuş. Ha, yapamadım değil, donmuş. Sen dolaba mı koydun? Ya yok, dolaba koymadım ama tatlısı donmuş galiba biraz. Tamam ama tadı güzeldir yani kesinlikle. Ya ortaya koysunlar da bence ortadan yesinler. Böyle tabağa konmuyor. Yaptığı hiçbir şeye de toz kondurmuyor, bakıyorum da. Görünen köy kılavuz istemez yani. Resmen yapamamış. Neden böyle donmuş ki? Sen dolaba koydun mu bunu? Yok koymadım ama donmuş yani. Böyle değil de yumuşacıktı bunlar. Çok güzeldi. Yok canım daha neler. İçeride saç baş yapacağım derken yemekleri bayağı bir mahvetmiş ya. Dolaba koymadıysa dışarıda o kadar donmasının imkanı yok. Yalan söylüyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? 20 senedir Kemal Paşa tatlısı yiyorum. Böyle bir tatlı görmedim hayatım. Gerçekten mi? Evet. Güzel mi yani? Güzel. Tatlıya tereyağı koymuş olsa bile bu kadar donmaz zannetmiyorum yani. Bugün Selma teyzeyle gerçekten çok güzel anlaştık. Çok sevdim yani, içten gerçekten samimi söylüyorum, çok sevdim. Eminim öyledir. Bu arada ben Selma teyzeyi arayacağım kızlar, unutturmayın onu da. Tamam. Ben şuna çok takıldım yani, dün Begüm'ün elbisesi, şimdi doğruya doğru yani, göz var, nizam var. Senin beğenebileceğin tarzda bir elbise değildi bence. Ama şöyle bir şey söyleyeyim mi canım? Yani benim elbisemden kısaydı bir kere. Senin elbisen tartışılmasız, tamam mı? Ben sadece Havva ve Çağla'nın giydiği kıyafetlere göre kıyasladığım zaman tamam. Bak siz, şu an mesela sen kalkar mısın? Çek. Evet aynen, benim de bu kadardı ya. Sen, hayır yani. Hayır canım. Saçmalama Havva, benim de bu kadardı ya. Hayır canım, biraz daha kısaydı seninki. Ama normali o zaten. Tamam, onun da o kadardı aslında. Sadece arka, hayır, bak, bu kadar önü değildi. Uzun da arkası biraz kısaydı. Yani arkasının da o zaman kısa olmaması gerekiyor yani. Sonuçta yani, eğilip kalkıyor. Bak, o iki kişiye göre Begüm çok iyiydi. Ama şu an sen efsane güzelsin ve... Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Begüm teşekkür ediyordun, ona söylediğini falan zannetti herhalde. Ha, bilmiyorum ki, sor bakayım kime söylemiş. Begüm sana mı söyledi sandın? Ben evet ya, bir anda öyle zannettim. Kıyamam. Söylemişti ya birkaç kere. Anca böyle zannedersin işte. Yok, dün bana da söylemişti de tekrarlıyor zannettim ben ya. İstersen Selma teyzeyi arayıp bir soralım, söyleyelim. Ben zaten Selma teyzeyi daha 2 dakika önce kızlara söyledim arayacağım diye. Ne zaman istersen arayalım, hatta sen istersen değil, ben istiyorum. Tamam, ben de geliyorum, arayalım o zaman. Tamam, arayalım hayatım lütfen. Tamam. Aa, eyvallah olsun. Geleyim mi ben de? Hayır. Geleyim ben. Sen bir... Ay sizin yanınızda oturmayı özlemişim. Gel bakalım canım. Selma teyzeyle bir bugün konuştuklarını bir teyit et. Bizim ne konuştuğumuzu da biz bence şu an burada açıklayalım. Efendim? Alo Selma teyzeciğim, nasılsın? Neslihan ben. Neslihan, iyiyim Neslihan'cığım. Sen nasılsın kızım? Teşekkür ederim. Size bir şey sormak istiyorum. Kusura bakmayın, rahatsız ettik sizi de ama. Yok, önemli değil kızım, sor. Tamam, biz sizinle bugün konuşmuştuk. Evet. Begüm'ün kıyafeti hakkında konuşmuştuk sizinle. Siz de evet. Kesinlikle Begüm bizimle olursa bu tarzda giyinmesine izin vermeyiz, müsaade etmeyiz demiştiniz. Mustafa'dan sonra, yani Mustafa da önemli ama biz daha önemliyiz. Mustafa'dan önce bizim de karar vermemiz gerekiyor demiştiniz. Aynen öyle dedim, evet. Ben bugün söyledim de pardon kızlar demeyeyim, Begüm birazcık tepki gösterdi. Tepkimi gösterdim? Evet. Tepki göstermedin mi? O kadar büyük bir tepki göstermedim tabii ki yani. Evet. Ama yani ben şimdi o kadar büyük bir tepki göstermediğini söylüyor da ben size tekrar söylemek istedim. Sonuçta size söyledim. Begüm'ün de duymaması hoş olmazdı. O yüzden Begüm'e de bunu söyledim açık açık, haberiniz olsun. Bir de aslında başka konu vardı da kıyafet konusu yoktu. Ben arkasındayım. Bu açıklık konusunda Mustafa'nın dediği önemli değil. Biz ne dersek o olur. Aile tabii ki de bizde çok önemli. Ama benim fikrim de önemli. Sonuçta teyzem almayacak, ben alacağım. Tamam teyzeciğim, rahatsız ettik, kusura bakma. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim ben de. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Canım ben söylediğimin her zaman arkasındayım tatlım. Canım yani bugün biraz önce neyse ben Mustafa'yı bekletmek istemiyorum. Yani ama ilk geldiğinde inkar etmiyor muydu kızlar ben lütfen? Ben hastalık elden ayaktan düşmedi. Tamam zaten neyse ben gerek yok diye düşünüyorum. Ben hep bir sonuç oldu. Tamam ben geldin. Bence yemeğini bölme, sen devam et. Kapıyı mı dinliyorsun? Evet. Begüm lafı çevirmeye başladı. Bu durum beni çok rahatsız ettiği için Selma teyzeyi o anda da aramak istedim. Ve aradım da. Sana da söylemek istiyorum. Begüm ben kıyafetimi dedi değiştirmem. Ben elbisemi değiştirmem. Mustafa'nın düşüncelerini değiştiririm. Ama dedi elbisemden dedi vazgeçmem. Giydiğim mini eteğimden de vazgeçmem. Yemin et. Yemin ederim. Dedin mi? Bir şey söyleyeyim, Mustafa'nın düşüncelerini değiştiririm demedim. Ben Mustafa'nın kıyafet konusundaki düşüncelerini değiştiririm demedim. Ben sadece dedim ki Mustafa'nın o maço tavırlarının arkasındaki o yumuşak kalbini değiştiririm. Bu maço tavrını değiştiririm dedim arkadaşlar. O zaman yarın bakacağız, göreceğiz. Bunların hepsini yüz yüze herkes oturacak. Evet. Herkesle tamam mı? Tek tek konuşacağız. Bakalım gerçekten teyzeme farklı, bana farklı konuştu. Evet. Bakalım ne yapacağız? Ve sen de orada bana destek çık, tamam mı? Orada unuttuğum kelimeleri şey yap. Ve şöyle de bir şey var. Sana burada dedi ya çok zorda kalırsak gideriz Sivas'a. Çok zor bir durum. Evet. Teyzene her durumda gelirim ben demiş. Öyle demiş. Teyzen yani kesinlikle bu konuda biliyorsun farklı bir şey söylemez. Biraz önce söyledim. Göreceğim. Yarın, bak yarın ne yapıyorum? Çünkü şunun için söyledim, hani illa İstanbul'da yaşarım, işte başka bir şehre gitmem falan demedim ben. Tabii ki giderim ama hani hastalık sağlık olmadıkça birden de apar topar Sivas'a gitmek istemem dedim. Bu kadar basit, bu kadar söylenecek bir şey değil. Başka ne düşünüyorsun şu an benim hakkımda? Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Vay. Bana da aynı şeyi söylemişsin. Güzelsin. Nerede nasıl davranması gerektiğini ve nasıl giyinmesi gerektiğini bilen bir tipsin. Öncelikle. Yani böyle. Sen ne düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum? Ben aradığın erkek tipi miyim? Veya erkek özelliklerinden miyim? Ya nasıl tabii ki de birkaç tanesi yani uyumlu, hani hayır diyemem. Tabii ama kararımı tabii ki de yarın ben de kararımı söyleyeceğim. Birkaç tanesi derken? Birkaç tanesi derken sen de nerede ne konuşması gerektiğini biliyorsun. Nasıl davranması gerektiğini biliyorsun. Aynı zamanda romantik değilim diyorsun ama güzel kelimeler söylüyorsun, güzel şeyler söylüyorsun. Tabii ki de bunlar arada olması gereken şeyler. Hiç olmazsa problem olur zaten. Evet. Yani ben de sana bir soru sormak istiyorum. Ben böyle şeylere çok takılıyorum çünkü. Hep aklıma gelir bu tarz sorular. Şimdi mesela oldu ki biz hani evlendik diyelim seninle. İkimiz de ailelerimize çok yakın oturuyoruz. Kaç çocuk mu olacak istiyorsun? Hayır. Çocuk mu? Direkt çocuğa girdim. Yine çocuk muhabbeti açıldı. İkimiz de ailelerimize çok yakın oturuyoruz. Senin ailen de benim ailem de birbirlerine çok yakın ve bir bayram sabahı. İlk önce senin ailene mi gitmeliyiz, benim aileme mi gitmeliyiz? Hayda! Allah. Bana göre benim ailem, sana göre senin ailen. Tabii ki de. En ama yakın sen... hangisi? Nasıl en yakın? En yakın senin annesi, sana gideriz. Benim annem de bana gider. Ama ikisi de aynı. Biz tam ortadayız yani, öyle düşün. Ben o zaman anneme giderim, sen annenlere gidersin. Yani anneci bir çocuktan böyle bir cevap beklenirdi zaten yani. Ben senin annenlere giderim, sen benim annemlere gidersin. Tam öyle dedim ama. Hayır sen dedin ki belki yalnız onu söylemek istememişsindir. Tamam ilk başta ben dedim ki benim annemlere. Evet. Tamam onun tersini yapalım diyorsun. Tamam o da olur. Kızlar Neslihan çok fena, çok derin yerlerden giriyor girdi. Çok fena. Peki ben sana bir soru sormak istiyorum. Biz seninle evliyiz, tatildeyiz. Ve eve sadece ve sadece bir misafir kabul edebiliyoruz. Küçük ev, evet. Ev küçük. Anladım. Benim annemin mi gelmesini istersin, senin annenin mi? Yuh yani bu kadar da olmaz. Kızlar yani dün sen, bugün Neslihan çocuk ne yapsın? Siz sora sora sizin gibi sorular sormaya başladı. Normal yani normal karşıladım. Ya eğer imkanım varsa o evi kendi tırnaklarımla kazırım, büyütürüm yani ikisini de alırım. Ama öyle bir ihtimal yok diyorsa... Yani. Tabii ki de kendi annemi alırım yani. Niye yalan söyleyeyim ki ya şimdi? Doğru. Şimdi yani benim sorduğum soruyu sen de bana sorsan ben de aynı cevabı veririm. Ama mesela benim sorduğum soruda ihtimalimiz var yani. Sen bizimkilere gelirsin, ben sizinkilere giderim ama böyle bir durumda olunca tabii ki de her insan kendi annesini seçer. Peki bir adaya düşsen, ıssız bir adaya, yanına alacağın üç şey nedir? Artık abarttı Mustafa biraz soruları ya. Bence de kesinlikle. Kaç çocuk istersin? Ya ben, biz hep kalabalık bir aileydik. Biz 4 kardeşiz. Ha, biz de 4 kardeşiz. Vallahi kaç kız kaç erkek? 3 kız bir erkek. En küçükleri misin? En küçükleriyim. Ben de en küçükleriyim. Ya. Sen de benim gibi biraz şımarık büyütüldün değil mi? Evet. Kızlar siz kaç çocuk istersiniz? 2. Aynı anda söylediniz. 1 kız bir erkek. Aynen. 1 kız bir erkek. O zaman ben sana kalbi getireyim. Getir. Sen istediklerini yaz, ben de masayı toparlayayım. Ay Neslihan hoşlandı mı sizce? Hoşlandı ya, baksana nasıl işveler, cilveler. Yok işte öyle işveler, cilveler yok senin gibi. Yok canım, onda da var. Senin eline su dökemez o konuda kimse. Havva sen kavga etmekle iş ve cilve yapacak fırsat bulamadın. Canım öyle bir şey benim sordum, kavga etmeyin ya. Öyle bir şey benim tabiatımda yok zaten. Nereden sordum ya? Güzel şeyler yaz ama. Ama sen istek yapıyorsun. Yok şaka yapıyorum. İçinden ne geliyorsa onu yaz. Ben içimden ne geliyorsa onu yazacağım zaten. Kıyafetiyle ilgili olumlu şeyler yazacağım. Ben aslında hoşlandığını da düşünüyorum. Hoşlandı, kesinlikle hoşlandı. Yani ama çok da emin değilim. Neslihan vallahi bravo size. O kadar tartışmadan sonra çok güzel toparladınız. Evet ya ben böyle beklemiyordum aslında. İlk başta böyle biraz hararetli olunca böyle gider diye düşünmüştüm ama... beni ne bileyim hani kalbimi diyeyim çalmayı başardı yani. Güzel konuştuk. Peki Mustafa'nın hangi özellikleri seni etkiledi? Dobra, dürüst bir çocuk. Yani yalan söyleyebilecek bir karakterde olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle bu konuda hakkını yiyemem yani. En son tatlı ev aldık zaten. Çok güzel şeyler konuştuk. Sonlara doğru eğlendim bayağı. Bakalım bilmiyorum şimdi. Ben de bu gece düşüneceğim. Kıyafetini beğendiğini yazıyor, hazırladığı yemekleri masayı falan. Yazıyor. Evet, masayı yazıyor. Ama olmayacağını o da biliyor Neslihan'la. Çünkü Neslihan başlarda ona çok lükten falan paradan muhabbetler yaptı. Mustafa onları kabul etmez yani katiyen. Ediyorum tabii ki. İnsanlar benim hakkımda neler düşünüyor? Tabii ki de yani. Herkes merak eder. Ama tabii ki o kağıdı daha çok merak ediyorum. Bu kalbi, tamam mı? Sana veriyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de merak ediyorum. Saat geç oldu. Tamam, ben seni uğurlayayım. Acaba bize hoşça kal diyecek mi Mustafa? Dün bendeyken unutmuş da heyecandan. Bakalım şimdi söyleyecek mi? Teyzemle birlikte yarın final günü çok güzel bir şekilde kararımızı vereceğiz. Mustafa yarın kesinlikle benim en iyi olduğumu ispatlayacak. Ben de kızlara ispatlayacağım. Kızların yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Sence... Hoşça kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, çok dikkat et kendine. Sağ ol. Yarın merakla bekliyorum. Kızlara da bir selam gönder. Kızlar. Evet. Nasılsınız? Evet. İyiyiz. Yarın haftanın finali biliyorsunuz. Evet. Yarın görüşmek üzere. Ben kendim ağırlayacağım sizi. Bakalım beni nasıl eleştireceksiniz. Tekrardan görüşürüz. Dikkat et. Görüşürüz. Hoşça kal. Hoşça kal. Bay bay. Evet Neslihan, bu akşamla ilgili neler söyleyeceksin? Şu an söylediğim gibi bir problem yok. Gayet iyiydi, düzgündü, sohbetimiz de güzeldi. İlk başta biraz tartıştık ama toparladık. Bakalım neler olacak yarın. Kızlar hadi kalkalım biz de bir gidelim. Bir gidelim bakalım. Aynen. Konuşalım. Aynen. Gerçekten ona baktığım zaman içimde böyle kıpır kıpır şeyler hissettim. Heyecanlandım daha doğrusu. Neslihan'cığım, heyecanlı mısın? Böyle bir heyecan bastı seni. Evet, ya evet. Çok heyecanlı değilim gördüğünüz ama gibi. Ama etkilenmişsin birazcık da olsun. Ya bilemiyorum, yok, onu yarın bence söyleyeceğim. Bence Neslihan kapalı elbise giydim diye Mustafa'nın gönlünü çaldığını düşünüyor. Ya Mustafa'nın gönlünü kesinlikle çaldığımı düşünüyorum ama benim etkilenip etkilenmedim yarın öğreneceksiniz. Kapalı elbiseyle bitmiyor tatlım bu işler. Canım sen öyle düşünüyorsan senin düşüncene saygı duyuyorum evet, şu an. Gerçekten güzel bir yemek yedim. Evet, güzeldi. Üstüne evet, böyle gayet. Tartışmak istemiyorum. Bakalım yarın neler olacak. Her an bir sürprizle karşılaşabiliriz. Bizim fikrimiz de çok belki, önemli. Aynen bizim fikirlerimiz de çok önemli. Yani sizlerin ne düşündüğünü çok merak ediyorum ama sormuyorum. Yarın tamam, zaten hepsini öğreneceğiz. Evet o zaman hadi kızlar gidelim bence. Aynen gidelim. Ben teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok misafirperver. Hoşçakalın. Hoşçakal. Yarın görüşmek üzere. Estağfurullah. İkram edemedim çok. Yok çok teşekkür ederiz. Canım öpeyim seni de. Kendine cici bak. Siz de. Yarın görüşürüz. Öpüyorum seni. Ben de çok öpüyorum. Hoşçakal. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bence bugün en iyi ben seçileceğim. Mustafa bana evet derse, ben ona evet der miyim? Henüz karar vermedim. Bu akşam final gecesi çok heyecanlıyım. En iyi benimin kim olduğunu onlara göstereceğim. İlk günden beri söylediğim gibi en iyi benim ve bugün ben seçileceğim. Eğer bugün Mustafa benim en iyi olduğuma karar verirse benim düşüncelerim tabii ki de sürpriz. Evet sana bağlı olacak. Şimdi Neslihan'ı alacağız hediyemize. Tadayım ben yine. Tadına bakın istersen yine. Pratik, hareketli olacak 2. Memiş abi. Evet. Neredesin abi ya? Annene babana bağlı olacak 3. Sana bir hazırlık yapacak. Selamünaleyküm. Kek koyacağım oraya. Kekim yandı. Kekim yandı. Ya Mustafa ya eyvah. Yani gerçekten böyle bir teyzen olduğu için yat kalk. Allah'a şükret. Canım ağlama, kıyama. Kararımı açıklayacağım. Benimle birlikte bu yolda beraber devam edeceğim kişi...